İyi akşamlar değerli izleyiciler. Samsun'un konuştuğu ve konuşulduğu Bir Samsun Konuşuyor programında da birlikteyiz. Ben Mehmet Aksoy, gazeteci arkadaşım Soner Cappar. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanı Sayın Tufan Akçagöz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok değerli izleyiciler, sizler ekranlarınızın başına Sayın Başkan da stüdyolarımıza hoş geldi dedikten sonra ben ilk sözü Soner Cappar'a bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Soner Bey, teşekkür ederim. Şimdi bütün aslında gündemi konuşacağız, tartışacağız. Aslında kafalar çok karışık. Sokaktaki insanların da kafası aynen bizim burada soracağımız sorular kadar emin olun karışık. Her gün 40-50 insan içinde geziyoruz, toplu yerlere gidiyoruz. Herkesin kendine göre senaryoları var. Yani kimsenin kafası çok sabit değil. Hatta öyle bir dönemde yaşıyoruz ki şu anda konuşurken bile bir son dakika haberiyle bizim bundan sonra yapacağımız birçok konuşma belki suya bile düşebilir. Hatta biz size 1,5 yıl CHP'nin siyasetini konuşacağımız yerde sizin bile yarın adaylığınızı, aday adaylığınızı açıklayacak bir süreç yaşıyoruz şu anda. Yani dolayısıyla kafalar karışık ama ben siyasete girmeden önce Samsun Spor'umuzun, Samsun'umuzun bir markasını sormak istiyorum. Bugün bir sonuç gösteriliyor bize. Başarısızlık var, eyvallah. Ama bunun bir sebepleri olması lazım. Ben bu duruma nasıl geldik? Sebepleri size göre ne? Siz nasıl görüyorsunuz? Önce onu bir sormak istiyorum. Buyurun. Soner Bey, öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir Samsun akşamında sizlerle birlikteyiz. Sizin de söylediğiniz gibi Samsun Spor, evet Samsun önemli bir değeri. Bugünkü düştüğü duruma nasıl geldi? Yılların birikimi diyebiliriz. Ve maalesef bu 10-15 yıllık süreçte Samsun 2 Gençlik ve Spor Bakanı verdi, Ankara'ya gönderdi. 2 Samsun milletvekili ve 16 şu anda mevcut belediye var. Büyükşehir Belediyesi de AKP'de ve hükümet imkanları ellerinde. Ve Samsun Spor'un bu durumuna hakikaten içimiz parçalanıyor. Yani göstermelik reklamlarla, göstermelik işlerle bu işler olmaz. Samsun Spor'a sahip çıkacaksanız gönülden sahip çıkacaksınız. Eğer gönülden sahip çıksaydınız takım bu hale gelmezdi. Ne yapmak gerekiyor? Bununla ilgili bir çalıştay yapılabilir. Bakın, taraftar derneklerinin içinde olduğu, siyasi partilerin temsilcilerinin içerisinde olduğu ciddi bir çalıştay ortaya konulabilirdi. Yani Samsun Valisi Sayın Osman Kaymak kadar duyarlılık göstermediler. Samsun'un geçmiş dönemdeki 2 spor bakanı ve milletvekilleri. Sadece son Denizli spor maçına gitmekle Samsun Spor'a sahip çıkılmaz. O sonuç zaten. Olmaz. Yani. Sonuç, evet, oraya getirmişsin takımı. Ne yapacaksın? Kaynak aktarımı çok önemli. Bugün kayyum elinde bir Samsun Spor. Yani raporlara bakıyoruz. Zarar ettirilmiş. Yani bunların hepsi raporlarda sabit. Niye bu hale geldi? Nasıl geldi? Maalesef ürkütücü sonuçlar çıkıyor baktığımız zaman. Topyekün sahip çıkılması gereken bir durumdur, bir değerdir Samsun Spor. Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, Samsun'da faaliyet gösteren dernekler, hemşeri dernekleri mutlaka taşın altına elini koymalı. Bundan sonrası için bir şeyler yapmalıyız. Ancak mevcut durum, sonuç bize gösteriyor ki 15 yılda AKP bu işi beceremedi. Yani AKP'li idareciler maalesef Samsun Spor'u yok saydılar. Samsun Spor'un ileriye gitmesi için bir katkı vermediler. Kötü gün, herkes tabii Samsun Spor'un yanında. Kötü zamanlarında, maalesef gerçekten kötü zamanlarında olmadılar. Samsun Spor'un zayıflamasını beklediler adeta. Eski şaşalı günlerini kentimizin takımının yakalaması için yapılması gereken şeyler var. Yani seyirci coşkun, seyirci maça geliyor, destekliyor takımını. Fakat idarecilerden bir destek maalesef yok. Yani bunun belli bir sebebi var mı? Yani şimdi kimse aslında sorarken şunu da ekleyeyim. Hani kimse sorumu yanlış anlamasın. Evet. Ama hep yıllardan beri Samsun sahipsiz şehir derken vekillerimizin, idarecilerimizin hep Samsunlu olmamasından yakınırlardı. Yani buraya bağlayabilir miyiz? Bakın asla kimseyi suçlamıyorum. Ama eğer bir şehrin markası, evet, göz göre göre gelirsizlik ve dediğiniz gibi bir çalışmanın yapılmamasından gidiyorsa, ben bir yerlerde bir şey aramak zorundayım. Yani bir birey olarak, Samsunlu olarak aramak zorundayım. Buna cevap isterim. Sadece seyircinin gidip bilet alarak destek vermesiyle olmaz. Bir sürekli kaynak aktarımıyla spor faaliyetleri, futbol ve Samsun Spor Kulübü desteklenmeliydi. Şimdi bir taraftan Samsun Spor, Samsun bir olimpiyat kenti olarak lanse ediliyor. Olimpiyat kenti olan Samsun'un takımı
Neredeyse küme düşecek duruma gelmiş. Yani bu halde. Dolayısıyla söylediğiniz gibi hakikaten sahipsiz bırakılmış. Bu tabii Samsunlulukla mı, Samsunlu olmamakla mı, bunu Samsunlular kendisi değerlendirsin, takdir etsin. Ben bir Samsunlu olarak Çarşambalıyım. Bu toprağın çocuğuyum ve Samsun Spor'un eski şaşalı günlerini de biliyorum. Babamla gittiğimiz maçları hatırlıyorum. Çok güçlü zamanlarında hakikaten Samsun Spor Samsun'a bir renk getiriyor. Yani o coşkun günlerini yeniden yakalaması için biz siyaseten elimizden geleni yapmak zorundayız. Biz taşın altına elimizi koyarız. Ancak AKP'li idareciler de bu sorumluluklarının gereğini yerine getirmek zorunda. Komşular alışverişte görsün diye değil. Ben de şey söylemek istiyorum. Şey nedir? Samsun'da Samsun Spor'un evet. büyüklüğü, marka özelliği bilinmiyor. Ama ben Süper Lig yorumcularının bir tartışmasını izledim. Samsun Spor'a yapılan bir haksızlığı eleştirirken programda evet. Ahmet Çakar falan. Hani koskoca Samsun Spor bu hatadan dolayı düşerse bunun sorumlusu kim olacak diye soruyordu. Yani Samsun'dan bahsederken koskoca Samsun Spor. Evet. Ama Samsun'da bu koskocalığı kaybolmuş. Koskoca değil. Bir örnek daha vermek istiyorum. Samsun Spor'a sürekli gelir elde etsin diye otopark tutuluyor ve otoparkın zararı 400 küsür bin lira. Şimdi o da bağışçılardan alınarak ödenecek. Yani böyle idare edilen bir kulüp zarar etmez mi? Eder. Evet. Yani kötü idare edilen bir kulüp. Evet. Şimdi nedir, Samsunlu olmak veya olmamak meselesi değil. Verilen paralar nereye gitti? Bu sorulmadı bugüne kadar. Samsun'a para verildi, geldi. Yani inkar etmeyelim. Siyasiler de Samsun'a para yardım yaptılar ama verdikleri paranın nereye gittiğini sorgulamadılar. Evet, evet, ve bu kadar para girdisine rağmen büyük bir borç altında Samsun Spor. Neyse, bunlar zaten zaman içerisinde evet. bir şekilde açıklığa kavuşacaktır. Sevgili başkanım, konuşmamın başında kafa karışıklığından bahsettim. İnsanların kafasının karışık olduğundan bahsettim. Zaten bizim soracağımız soruları da o kadar böyle karışık gelecek ki dışarısı neyse biz onun yansımasını size veriyoruz. Ama en sonunda da şundan bahsettim. Size 1,5 yıl CHP'nin Samsun'daki siyasetini konuşacağımız yerde sizi yarından itibaren bir aday olarak göreceğiz. Adaysınız. Önce bunu bir açıklamasını isterim sizden. Buyurun. Evet Soner Bey, ben aktif olarak 2007 yılında başladım siyasi hayatıma. 2007 yılında Çarşamba ilçe başkanı olarak başladım. 2009 yılında ilde görevim vardı. İl Disiplin Kurulu Başkanlığı yaptım. 2011 yılında milletvekili aday adaylığım söz konusu oldu. 2015 yılının 27 Aralık'ında 38 yaşında Samsun Örgütü beni il başkanı yaptı. İkinci defa Samsun'da 7 Ocak 2018'de aynı göreve talip oldum ve seçildim. Şimdi çok hızlı seyrediyor her şey. Mutlaka kafamızda bir şeyler vardı, adaylık süreci vardı. Her siyasetçinin mutlaka idealleri vardır, benim de vardı. 2019 zikrederken, 2018'in Kasım'ını zikreder olduk. Sonra Ağustos Sayın Bahçeli söyledi ve birden 24 Haziran'ı önümüzde bulduk seçim takvimi olarak. 60 gün, bugün 59 gün değil mi? Yani çok hızlı seyrediyor. Şimdi ben bu süreçte ikinci dönem sorumluluk almamın sebebi şuydu. Ben kendimi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin, bunu sürekli hatırlatıyorum, kurduğu partinin ve ülkeyi kuran partinin ve kurtaran ruhun Samsun'daki temsilcilerinden biri olarak görüyorum. Ve şu anda yaşadığımız dönemde bulunduğum koltuğun gereği neyse onu yapmak üzere siyaset yapıyorum ve onu yapıyorum. Milletvekili adaylığım elbette arkadaşlarla konuştuk, ilçe örgütlerimle konuştum, yöneticilerimle konuştum. Burada verdiğimiz mücadele, Samsun'da verdiğimiz mücadele, belediyelerle verdiğimiz mücadele, hepinizin malumu. AKP'nin 6 milletvekili var. Hepsinin tembel olduğunu, bu işi beceremediğini defaatle söyledim. Hatta televizyon programlarına davet ettim. Bakanlık yapanları da söyledim. Kendi ilçelerinin... Bir tane Samsun Spor işte söylüyorsunuz. Başka şeyler de var, sayarım bunları. Yani kendi partilerinin ilçe kongrelerinde bize laf yetiştirmekten başka iş yapmadıklarını söyledim. Vezirköprü'de Sağlık Bakanı Samsun'un milletvekili. Hastane 2018 yılında bitecek dedi. Bakın 2018 yılının 4. ayındayız. Yine takip ediyorum. Umarım bitirirler ama takipçisiyim. Yani gerçek dışı konuşmalarını da yüzüne vurmak hepimizin boynunun borcu. İşte ben bunların hesabını
yani Vezir Köprü'deki devlet hastanesinin, Alaçam'da hala yapılmayan o köprünün hesabını sormak için Samsun'daki siyaseti Ankara'ya taşıma kararı aldım ve yarın öğleden sonra saat 3'te il başkanlığımızda milletvekili aday adaylığımı açıklayacağım. Geçen gün parti meclisimiz bir karar aldı. Dün aday saptaması yöntemiyle ilgili bir karar aldı. Biliyorsunuz birkaç yöntemi var. Yani merkez yoklaması, aday yoklaması, ön seçim. Yani vakit, yani siyasi partiler kanununa göre Yüksek Seçim Kurulu bir takvim hızlandırılmış yapabilirdi belki. Benim de talebim buydu. Yani ön seçimin olması gerektiğini vurguladık. Fakat parti meclisimiz bir karar aldı. O karara saygı duymak lazım. Merkez yoklamasıyla belirlenecek. Şimdi aday başvuruları yarın onunla ilgili bir takvim açıklanacak. Ve ben de buradaki 2,5 yıllık, 3 yıllık mücadelemi Ankara'ya taşımak üzere aday adaylığımı yarın açıklıyorum. Tabii gündem hızlı işliyor. Yani bundan bir ay önce söyleseniz ben böyle bir adaylıkla karşınıza çıkmayacaktım belki. Çünkü seçim takvimi henüz daha gündeme gelmemişti. Sayın Erdoğan AK Parti ile ilgili açıklamayı yaptı da sizin partide benzer durum var mı diye soracağım. Sayın Erdoğan milletvekili olmayı düşün, şey bakan olmayı düşünenler dedi, kendilerine güveniyorsalar milletvekili olmasınlar. O kendileri bilir. Ama milletvekilleri için bürokratlar, belediye başkanları, evet, ve il başkanları, yöneticileri partiden bir işaret almadıkları sürece görevlerini bırakmasınlar diye uyardı. Siz de böyle bir teklif aldınız mı? Yoksa neye göre istifa edeceksiniz? Şöyle ifade edeyim. Şimdi tabii bu konuyu değerlendirirken AKP ile CHP'yi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir tutmamak lazım. Çünkü aday belirleme yöntemine baktığınızda onlarda ilçe başkanı bile tepeden atamayla geliyor. Bizse tayin ederken milletvekillerimizi dahi bu zamana kadar, bu seçimi saymayın, geçen dönemde dahil, ön seçimle belirlemeyi tüzüğe koymuş bir siyasi organizasyonuz. Yani bürokratlar evet işaret almadan AKP'de istifa etmiyor olabilirler. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde olay şöyle seyreder. Kendine güvenen, örgüte güvenen, inanmış, bu süreci hakikaten bir dava olarak gören, dava olarak okuyan ve 24 Temmuz'da ben bu sorumluluğu sırtıma alırım, ben bu yükü taşırım diyen herkesin aday olma hakkı var. Yani bunlar memur olabilirler, siyasetçi olabilirler. Bakın ben il başkanıyım. Yarın aday açıklamasında bulunuyorum. Genel merkezimizle mutlaka görüşmelerimiz oldu. Fakat son tahlilde bunu belirleyecek olan yine genel merkezimizdir. Böyle bir iddia var. Bunu iktidar partileri için de söylemek mümkün. Evet. Muhalefet partileri için de, benim tecrübemden dolayı söylüyorum. Çok kişi şunu diyor. Diyor ki milletvekilleri önemli değil. Oylar siyasi partilerin genel merkezlerince alınıyor. Sizce bu seçimde özellikle milletvekillerinin rolü diğer seçimlerden farklı bir rolü olacak mı? Hem de çok. Şöyle ifade edeyim. Şimdi oyunu kazanmak istiyorsanız en iyi oyuncuları sahaya sürmek zorundasınız. AKP'nin önceki dönem milletvekillerinden biri dün bir tweet attı. Değil mi? Fazilet Partisi'nde siyaset yapmış, daha sonra AKP'ye geçmiş bir eski milletvekili. Musa Uzunkaya. Evet, bir ifade kullanıyor. Ne diyor? AKP grubundayım, şu rezalete bak, tiksiniyorum diyor. Yani AKP grubu için eski milletvekilinin ifadesi bu. Yani bu şekilde bugün Samsun basında da yer aldı. Ya bu hale gelmiş bir AKP grubu var. Bir yapı var. Ve tam son kısmı neydi sorunuzun? Milletvekillerinin özellikleri seçim sonuçlarına etki edecek mi? Evet, aynen şöyle söyleyeyim. AKP'nin Samsun milletvekillerini de tefe koydu aynı zamanda sayın eski milletvekili. Yani bu yapıyı eleştirdi. Dolayısıyla herkes kendisine çekidüzen vermek zorunda. İnsanlar seçmen artık listeye bakar. Yani oradaki listeye bakar. Belki sağ seçmen profilinde bunu çok göremeyiz ama Sosyal Demokrat partilerde, sol yapılarda her zaman adaylar önemli olmuştur. Onu söyleyeyim. Şu var. Mesela bu seçim büyük ihtimal MHP, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti'yi eleştiremeyecektir. Ayrı ayrı parti olmalarına rağmen. Aynı şekilde AK Parti de Milliyetçi Hareket Partisi'ni. Ve iktidar muhalefeti, muhalefet iktidarı eleştirecek şekilde bir bloklaşma olacağı gözüküyor. Sanıyorum Kılıçdaroğlu da bunu sık sık söylerdi.
muhalefeti niye basını eleştirirken, iktidar dururken basını eleştirir, evet, muhalefeti evet, eleştiriyorsunuz. Evet. Şimdi muhalefet de muhalefeti eleştirme yerine iktidarı eleştireceği için doğal olarak iki blok oluşacak. Burada bu sefer milletvekili listeleri öne çıkacak. Tabii. Yani listeler savaşı olacak bir yerde. Evet. Sadece nedir partiler arası değil, listeler arası. Aynı şeyi düşünüyorum. Şimdi yani. Çünkü vaatler bir nevi hayal. Onları gerçekleştirecek aktörler, adaylar, vekiller olacağı için listeye bakarak insanlar karar verebilirler diğer seçimlere göre. Mesela Özal'dan hatırlıyoruz. Odun koysam seçilir dediğini ben biliyorum. Evet. Demirel şapkamı koysam seçilir. Sayın Erdoğan da kimi koysam seçilir diyorlardı. Ama bu seçim böyle bir seçim olmayacak. Yani genel merkezlerin ve partilerin oylarıyla seçilecek adaylarla kazanılacak bir seçim değil. Doğrudan adayların kendi oy potansiyelleri olması gerekiyor. Evet, buna katılıyor evet. musunuz? Şöyle ifade edeyim. Şimdi 2002 yılında siyaset sahnesine aktif olarak girdiğinde AKP ne durumdaydı, şimdi ne durumda? Bakın 2013 yılına kadar FETÖ'yle herhangi bir sorun yaşamayan, fakat 2013-17-25 Aralık sürecinden sonra bir kısım milletvekillerinin istifa ettiği, bir kısmının da şu anda cezaevinde olduğunu biliyoruz. Yani az şey yaşamadı. Yani törpülene törpülene artık sona doğru geldi. Tayyip Erdoğan bunu görüyor. Bu noktadan kurtuluş için bakın Bülent Arınç'la yeniden temasa geçmiş. Yani eski yapıyla o harekete ivme kazandırabilmek için bir planlar yapıyor. Bir organizasyonlar peşinde. Bunu görüyoruz. Devlet Bahçeli meselesine gelince, listelere geleceğim. Şimdi tabii biz muhalefet cephesinden iktidarın yaptığı işleri mutlaka gün gününe takip ediyoruz. Ancak Devlet Bahçeli bizim işimizi kolaylaştırdı. Devlet Bahçeli'nin o kadar güzel muazzam sözleri var ki Tayyip Erdoğan'la ilgili. Yani bugün her Türk vatandaşı YouTube'a girdiğinde o videoları görebiliyor. Tek eden süt sağ olmaz, senden de başkan olmaz diyen bir Bahçeli şimdi AKP'ye stepne olmayı tercih etti. Meğerse 4 Nisan 1997 tarihinde MHP, bakın Türkiye'nin ölüm tarihinde misyonunu bitirmiş. Onu şimdi anladık ama maalesef. Dolayısıyla üzerinde durmaya çok değmez. Listeler çok önemli. Tayyip Erdoğan da bunu önemseyecektir. Ben üzerime düşmez AKP'nin listesi ama 6 AKP'li milletvekilinin de birbirinden beceriksiz olduğunu söylüyorum. Samsun için hiçbir şey yapmadıklarını söylüyorum. Allah aşkına, yani Samsun için bir saatlik mesaisi olmayan milletvekili var. Bir gününü bile milletvekili olmadan önce, bir gününü bile Samsun için harcamamış, torbadan çıkmış milletvekilleri var. Ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Yani AKP'li siyasetçi arkadaşlarımız da var, bakın meslektaşlarım da var avukatların arasında. Burada doğmuşlar, buraya emek vermişler. Liste hazırlanırken hemen ithal bir yerlerden gelir listeye. Adapte olur, monte olur, oraya konulur. Yazık, günah Samsun'a. Dolayısıyla bunları listeye koyduktan sonra bunlar Samsun için niye hizmet vermiyor diye eleştiriyoruz ama Samsun'u bilmiyor ki. Samsun'un problemini de bilmiyor. Samsun'un sıkıntısını bilmiyor. Vatandaşın derdini bilmiyor. Samsun Spor gibi Samsun'da mı küme düşür diyorsunuz? Samsun'u küme düşürmeyeceğiz her şeye rağmen. Hayır, Samsun Spor küme düşme tehlikesiyle baş başa ama evet. Samsun şehir olarak da mı kötü? Makyajla ayakta tutulmaya çalışılan borç batağındaki bir kent haline getirdiler Samsun'u. Makyajla ayakta tutulmaya çalışıyor. Ben şey söyleyeyim sevgili başkanım. Şimdi listeler önem kazanacak derken evet. AK Parti'nin listesinden bahsederken şey biz mevcut konumumuz gereği Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesine bir dönelim. Evet. Şimdi son seçimlerde ön seçim yapıldı. Evet. Dolayısıyla yani aslında çok daha fazla bir şey değişmedi. Önceden de iki milletvekili gidiyordu. Şimdi gene iki milletvekili en son seçimde gitti. Hı hı. Doğal olarak madem seçmen listelere bakacak, bu sefer kriter ne olacak da genel konjonktürden değil de Samsun listeden daha fazla vekili göndereceklerken genel kriter ne olacak? Neye güvenerek söylüyorsunuz bunu? Şimdi mevcut vekillerimizi bir değerlendirelim CHP'nin. Evet, şimdi beklenti çok yüksek tabanda. Onu bir kere görmek lazım. O beklentinin ne olduğunu da bir açayım. İnsanlar 15 yıldır, 16 yıldır hakikaten gerim gerim gerimdi. Yani AKP'ye oy verdiler, Tayyip Erdoğan'a sempati duydular. Bakın bunlar çok güzel şeyler. İnsan birine sempati duyar, onu bir siyaseten lider olarak bilir, peşine düşer, onun sözüne itibar eder. Ancak 15-16 yıl sonra işin tıkanma noktasına gittiğini Samsun için söylüyorum. Vatandaş bunu gördü. Şimdi ben fındık üreticisinin yanına gidiyorum. Çaresizlik içerisinde. Beklenti şu,
birinin elinden tutmasını bekliyor halk. İşte o biri Cumhuriyet Halk Partisi. Yani milletvekillerinin performansları bellidir. Milletvekili adaylık sürecinden, aday olduktan sonraki süreç ve eğer parlamentoya gittilerse mutlaka her parti, siyasi parti bir karne tutar. Ona göre bir değerlendirme yapar. Samsun özeli için söylüyorum. Beklenti hakikaten Çarşamba, Salı Pazarı, Ayvacık, özellikle fındık üreticisinin olduğu yer Terme. Oraları çok gezdiğim için söylüyorum. Geçen sene Tayyip Erdoğan Giresun'a geldiğinde fındık taban fiyatını açıklamasını beklerken bir kelime fındıktan bahsetmeden gitti. Ve ona rağmen insanların şu anda bir anketler yapılıyor bölgede, ben bunu takip ediyorum onları. AKP sanki çok oy alacakmış gibi bir adeta pompalama yapıyorlar. Böyle bir şey yok. Kararsız seçmen 24 Haziran'da, hatta şu anda da kararını verdi. Fakat yani benim yanımda duramamasının sebebini de söylüyorum. Yani şu anda anketlerde bunun çıkmamasının sebebini söylüyorum. Telefon açıyor vatandaş bana. Twitter'da, Facebook'ta başkanım şu paylaşımı yapsam başıma bir sıkıntı gelir mi diyor bakın. Bu hale gelmiş ülke. Tabii ki fındık üreticisi benim mitingime katkı vermiyor. Benim adalet yürüyüşüme beklediğim oranda katkı vermiyor. Korkuyor. Niye korkuyor? FETÖ'cü derler, PKK'lı derler, her şeyi söylerler. Yaparlar mı bunu? Yapmadılar mı? Onlarcasını yaptılar. Binlerce insan şu anda mağdur. Komisyonlar kurdular. Olağanüstü halle ülkeyi yönetiyorlar. Yazıktır, günahtır. Yaptıkları iş emek düşmanlığı, işçi düşmanlığı, hak hukuk düşmanlığı. Bunları söylüyoruz. Bunları göre göre insan 24 Haziran'da hiç kimse AKP'nin peşinden gitmez, gitmeyecektir. Sadece Samsun için bir Samsun Spor meselesi değil. Katrilyonlarca borcu olan bir belediye var Samsun'da. Hukuk tanımayan belediyeler var Samsun'da. Bunlara bakmak lazım. Şu soruyu bir devam edin. Evet. Şimdi siz il başkanı vesilesiyle buraları gezmiş olabilirsiniz. Evet. İnsanlar size tweet veyahut da mail veyahut da herhangi bir şeyle ulaşıyorlarsa il başkanı olduğunuz için ulaşıyor olabilirler. Diğer çıkacak olan adaylar için bu seçim biraz erken olmadı mı? Nasıl tanıtacaklar da daha fazla oy alacaksınız Samsun'dan? Ben biraz daha ona ilave edeyim. Evet. Ben erken seçim olacağını, baskın seçim olacağını defalarca yazdım. Okuyucularım biliyorlar. Yani Ekim ayından itibaren olayları, evet, fotoğrafını çektiğiniz zaman, evet, bu bir baskın seçimdir. Siz baskın seçim erkeni bekliyor muydunuz? Ona göre bir plan programınız oldu mu? Her an olabilir diyorduk. Hayır, kendiniz için hazırlanmış olabilirsin, evet, ama toplumu, seçmenlerinizi hiç hazırlayabildiniz mi? Yoksa bundan sonra mı? Diğer adaylar bundan... Kendini tanıtımı. Ya Soner Bey'in dediği doğru tabii ki. Yani iki aylık süre zarfında hiç tanınmayan bir adayım. Evet. Ben de burada sorumluluk alabilirim diye yola çıkıp insanlara kendini tanıtması kolay değil. Öyle bir zaman da yok zaten. İşte adaylık süreci başladı. Yarından sonra parti içi takvim açıklanacak. Müracaatlar gelecek. Ona göre bir değerlendirme yapacak Sayın Genel Merkez, Genel Başkanımız daha doğrusu. Dediğiniz gibi o yani... Biz bunu halkta karşılığı olmak diyoruz. Halkta karşılığı olanlar ancak aday olabilir bu kadar kısa sürede. Yoksa bundan sonra karşılık yaratmak biraz zor. Popüler adaylar diyorsunuz. Evet. Yani bu yere göre değişir belki. Yani yere göre değişir. Partinin genel politikaları, vizyonu. İnsanlar çünkü takip ediyorlar bakın. Televizyon ekranlarından takip ediyorlar. Yani yanlışı da görüyorlar, doğruyu da görüyorlar. Yani dolar 4 lira olduysa, euro 5 lirayı geçtiyse bu bana olmadı sadece. Bu hepimiz oldu. Ekonomi iyi gidiyordu da niye erken seçim yaptınız? Yani bir şeyler yolunda gitmiyor. Bu sadece Devlet Bahçeli'nin alelade bir açıklamasıyla gündeme gelmiş bir olay değil. Yani hükümetin bir projesi var. O proje vatandaştan bir 4-5 yıllığında daha yetki alma projesi. Buna mecbur kaldılar. Yani ekonomi, yani zamanının gelirse bunu almak daha mı zorlaşırdı? Daha zorlaşırdı, sinyal veriyor çünkü ekonomi. SOS veriyor yani. Bunu görüyoruz. Merkez Bankası ilk defa belki de Cumhuriyet tarihinde yıl sonu enflasyon tahmini yapamaz hale geldi. Tıkandı. Yani bu hale geldi. Ülke iyi yönetilmiyor. Ekonomi de iyi idare edilemiyor. Yani ülkenin parası paravan şirketlere kaydırılmış. Man adalarına uçmuş. Ülkenin itibarı sarraflarla, onların onurlu iş adamı dediği, hayırsever iş adamı dediği adamlar eliyle Amerikan mahkemelerinde yargılanır olmuş. Bu hale getirmişler memleketi. Güvenilmeyen bir fotoğraf veriyor Türkiye. Sadece Cumhurbaşkanı'nın eliyle, bakın mikrofonu eline her aldığında güçlü Türkiye diyor. Ben güçlü Türkiye'den onur duyarım.
Ülkemin güçlenmesinden gurur duyarım. Ancak ortada güç yok. Ortada güçlü bir devlet yok. Ortada maalesef ezilmiş, her geçen gün daha çok ezilen halk var ve onları medya organları kanalıyla bir algı operasyonuyla yönlendirmeyi başaran bir hükümet var. Olay bu. Makyaj dediğim de benim bu. Yani makyajla ayakta tutuyorlar maalesef. Bugün seçim yok. 2 ay sonra. Bugün evet. Seçim olsa diye başlandığında en erken 3 ay sonraydı. Şimdi 2 ay sonra da. Evet. Sizin elinizde bir anket var mı? Şimdi bir takım anketler var genel merkezden gelen. Şimdi onların oran olarak söylemek çok doğru olmaz. Fakat 2018 yılının 24 Haziran'ında yapılacak olan seçimde Tayyip Erdoğan'ın oyunu bozuluyor. Bu, bozuluyor derken? Şimdi geçen 150 artı bir alamayacak. Alamayacak. Türkiye tekrar parlamenter sisteme dönecek ve Türkiye için büyük bir kazanım olacak bu. Bizim güçlendirilmiş ya da şimdiki haliyle bir başkanlık sistemine bir gereksinimimiz yok. Bizim parlamenter demokrasiye sahip çıkma gereksinimimiz var. Birçok sebepten. Ekonomik sebepten, kültürel sebeplerden, sosyolojik sebeplerden, anlatabiliyor muyum? Yani şu anda bir kişi istedi diye bugün TEOG kalkıyor. Bir kişi istedi diye seçimler öne alınıyor. YSK, hakimler, herkes ona uyuyor. Yani böyle bir ülkede yaşamayı kim içine sindirebilir ki? Yani yargı teslim olmuş. Yargıya güven kalmamış. Bakın ben 17. yılındayım mesleğimin. Hakimden beklediğim nedir biliyor musunuz? Kürsüye çıksın. Namusluca, dürüstçe. Hangi görüşten olduğu hiç önemli değil. Hukukun, hakkın, yasaların kendine verdiği yetkiyle tarafsız, bağımsız görevini yapsın istiyorum. Ancak bugün maalesef üst yargı organları partili cumhurbaşkanıyla Rize'de çay toplamaktan, o salona geldiğinde ayağa kalkıp alkışlamaktan, yani televizyon ekranlarında bunları ben gördüğümde utanıyorum açıkçası. Yargı bağımsızlığı yerle yeksan. İşin bir boyutu bu. Ne olacak yargı bağımsız olmazsa deyip geçemeyiz. Çok önemli. Adalet mülkün temelidir diyoruz bakın her yerde. Herkese lazım adalet. Hukuk herkese lazım. Dünyanın hiçbir yerinde bir siyasi partinin lideri, ana muhalefet partisinin lideri bu kadar uzun yol yürümedi. Ankara'dan İstanbul'a 450 kilometre yaklaşık yol yürüdü Kemal Kılıçdaroğlu. Niye? Adalet yok diye. Ve sloganımız hak, hukuk ve adaletti. Bize kızdılar. Dediler ki teröristlerle yürüyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz, FETÖ'cülerle. Ama siz yalan söylüyorsunuz, ülkede adalet vardır diyemediler biliyor musunuz? Adaleti orada arama dediler. Adaleti nerede arayalım biz? Enis Berberoğlu bugün neydi belirsiz bir dosya içerisinde hapsolmuş bir takım bilgilerle ve gazeteci, bakın meslektaşınız, o soruşturmanın kurbanı oldu ve tutuklandı, hükümlü cezaevinde. Anayasa Mahkemesi lehine karar vermeye korkuyor. Neden? Teslim olmuş bir görüntü var. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan manzaralar bunlar. Bunların tersine dönmesi lazım derhal. Bu konuda ne diyeceksiniz diyorsunuz? Evet. Şimdi dediğiniz konu tartışılıyor gündemde. Sayın Erdoğan da diyor ki gazetecilik mesleğinden dolayı bu cezayı almadı. Hı. Yaptığı iş ajanlıktır diyor. Evet. Ona ne diyeceksiniz? Enis Berberoğlu'ndan ajan olmaz. Enis Berberoğlu'ndan gazeteci olur, gazetecidir. O kimliğiyle yıllarca kamuoyuna mal olmuş bir isimdir. Dosya açık, iddianame ortada. Yani yargılanan şey gazeteciliğin ta kendisidir. Vatandaşın haber alma özgürlüğü var. Basın kanunu da açık. Siz vatandaşın özgürce haber alma hakkının, hürriyetinin temsilcilerisiniz. Ne güzel. Hürdü sansür edilemez diyor basın kanunu. Sansür edilemez mi? Envai çeşidini gördük. 17-25 tapelerini unutmayın bakın. Sadece FETÖ'nün oyunu diye bakmamak lazım. Alo Fatihleri hatırlayın. Şimdi ortak olduğu Devlet Bahçeli televizyona çıktığında o kanallara, malum kanallara, Devlet Başkanı, o zamanın Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın nasıl baskı yaptığını hatırlayın. Şimdi kendine muhalif olan, kendisi gibi düşünmeyen herkese husumet besliyorlar. Yani bu husumet özellikle Beştepe'den Anadolu'ya yayılıyor. Bunu görmek de bizi üzüyor. Ben ülkenin cumhurbaşkanını sevmek istiyorum. Ben ülkenin cumhurbaşkanını, devlet başkanını sevmek istiyorum. Ancak o sadece kendisine oy verenlerin cumhurbaşkanı olmayı sürdürdüğü takdirde onu sevmem mümkün değil. O da zaten bir partinin genel başkanı ve kendi partisinin genel başkanıymış gibi davranıyor. O nedenle bizim devlet başkanımız, cumhurbaşkanımız değil diyoruz. Yani ülke bu gerginliği ne kadar taşıyacak Allah aşkına?
Bakın, Çoban Sülü'ydü değil mi ismi? Lakabı. Isparta'nın Senir kentinde Süleyman Demirel Çoban Sülü ne yaptı? İstanbul'a okumaya geldi, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne. Bitirdi, DSİ'yi kurdu, öyle değil mi? Türkiye'de yıllarca başbakanlık yaptı, cumhurbaşkanlığı yaptı. Bir siyaset adamıydı, bir devlet adamıydı. Saygıyla yad ediyoruz şimdi, bakın, hatırlıyoruz. Saygıyla yad edilmek çok önemli bir şey. İlerleyen zamanlarda bunu göreceğiz. Herkes siyasi hayatını bir şekilde tamamlıyor. Süleyman Demirel cumhurbaşkanı oldu, fakat daha ötesini hiç kimse zorlamadı. Yani siyasetçinin bir ideali olabilir. Fakat 2005-2007'den sonra özellikle Tayyip Erdoğan'ın talepleri hakikaten Türkiye Cumhuriyeti milletinin, bütün vatandaşların sırtına taşıyamayacağı bir sıkleti yerleştirdi. İnsanlar ne olduğunu bilmeden, bakın açık söylüyorum, sırf Tayyip Erdoğan'a sempati duyduklarından gittiler. Referandumda hani o Fethullah Gülen'in, o zaman Hoca Efendi dedikleri Gülen'in, keşke mezardakiler de kalksa oy verse dediği referandumda benim halkım gitti evet dedi. Niye? Tayyip Erdoğan'ı sevdiği için. Neye oy verdi? Hakikaten sorun şimdi. Bilmiyor kimse. Yani bu sevgiyi, bu aşkı kötüye kullanmıştır Tayyip Erdoğan. Ve daha sonra önümüze başka referandum geldi. 2017 referandumunda da ben kendi kafasından çıktığını düşünmüyorum. Bunun da bir proje olduğunu savunuyorum. 2003 yılında Amerika Türkiye'deki parlamentoya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne istediğini yaptıramamıştır. Yani 3 Mart tezkeresini parlamentodan geçirtememiştir. Bunun intikamını Türkiye'deki rejimi değiştirerek almak istiyor. Bunun görevini de Büyük Ortadoğu Projesi'nin hala eş başkanlığını sürdüren Tayyip Erdoğan'a verdiler. Tayyip Erdoğan'ın ise bunu savunmaktan başka çaresi yok, bakın. Şu anda esir alınmış durumda. Teslim olmuş durumda. Yani bunu savunmaktan başka çaresi yok. Neden? Parlamenter demokrasiye dönelim istiyorum ben, değil mi? Bunu söylüyorum. Yeniden bağımsız, tarafsız yargı gelsin istiyorum. Bunu istememesinin sebebi belli. Yani Türkiye'de bağımsız bir mahkeme kurulduğunda bunların hesabı sorulacak. Enişteyi soracaklar, Dünür'ü soracaklar, mahdumları soracaklar, bakan çocuklarının evindeki para sayma makinesini soracaklar. Ama bakın, bugün değilse yarın mutlaka bunların hesabı onlardan sorulacaktır. Evet, bunlardan korkuyorlar. Ben adaletle ilgili bir şey söyleyeyim. Evet. Hazreti Ali de, Hazreti Ali'ye soruyorlar, devletin dini olur mu? Olur diyor. Nedir? Adalettir diyor. Yine ünlü Selçuklu veziri Nizamül Mülk, inançsız yaşanır ama adaletsiz yaşanmaz diyor. Bu nedenle herkese adalet, evet, biz de istiyoruz, diliyoruz. Şimdi ben bir hatırlatma yapayım. Şimdi biz aslında parlamentoda grubu bulan bütün parti il başkanlarımızı aynı anda yayına almak istedik ki az evvel ben yayını açarken de halkın kafası karışık, bunu bir şekilde çözmemiz lazım dedim. Ancak olamıyor, mümkün olamıyor bir araya gelmeniz. Dolayısıyla sizden sonraki haftada İYİ Parti il başkanı, daha sonra da AK Parti il başkanını yayına alarak en azından tüm bu konuları herkesin kendi görüşüyle kamuoyuna aktarmak da bizim bir gazetecilik görevimiz. Şimdi Samsun'a dönersek, sizin şu saptamanızdan ben yola çıkacağım, listeler önemli olacak ifadesini kullandınız. Şimdi ben şunu biliyorum, ben de Samsun'da yaşıyorum, yıllardır seçimleri takip ediyorum. En son 2014'te vekil adayı olup listeye giremeyenleri bu son 4 yılda Türkiye'de ve Samsun'da gelişen hiçbir olayda kendini göremediği, herhangi bir şekilde basına yer almayan insanlar tekrar adaylık, her parti için geçerli bu, geri aday adaylığına müracaatları olacak. Yani genel merkez gerçekten bu kriterlere çok iyi bakıp hakikaten o Mehmet Hocam'ın da söylediği gibi hak edenleri listeye koyacak mı gerçekten? Yani çok sıkışmış bir süre var neticede. Buna inancım yani tam. Yağmur sonrası tarlar gibi, evet, seçim duyunca geliyorlar. Aynen öyle yani. Hepimiz bunu biliyoruz. Şimdi sadece milletvekili olmak için siyaset yapılmaz. Yani ben milletvekili olayım da ne olacaksa olsun. Siyasetin diye millete hizmeti sadece vekillikte yapılmaz. Tabii ki, çok doğru. Dolayısıyla bu eleştirilerinizin haklılık payı çok büyüktür. Ve kısa süre içerisinde genel merkez, evet, olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Olağanüstü bir rejimle idare ediliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi de olağanüstü tedbirler almalı, olağanüstü kararlar vermelidir. Listelerin belirlenmesi noktasında da bu olağanüstü kararları o belirlemeye yansıtmak zorundadır. Niye? Millet artık zafer istiyor. Millet kurtulmak istiyor, kurtuluş istiyor. AKP'ye oy veren ama bıkmış, tükenmiş bir kesim var, bunu görüyorum.
MHP'ye oy vermiş ama Devlet Bahçeli'ye inancını kaybetmiş. Bu ittifakın, Cumhur İttifakı diyorlar ya, bu ittifakın Türkiye'yi bin bir çeşit badireye sürükleyeceğini düşünen seçmen kitlesi var. Bunlara umut verebilmek için mutlaka iyi bir liste yapmak lazım. 2015'te seçim yaptık. 7 Haziran 1 Kasım. Yani bu seçimlerden sonra ben tam seçimlerden 2 ay sonra, 1,5-2 ay sonra il başkanlığı görevine seçildim. Ve o tarihten sonra bütün önceki dönem il başkanlarını, yöneticileri yaptığımız çalışmalara dahil ettim. Ama bu çalışmalara katılan oldu, katılmayanlar da oldu. Halkımız bunları takdir etmiştir. Genel merkezde bu sıralamada mutlaka bu performansı değerlendirmek zorundadır, değerlendirmelidir. Yoksa dediğiniz olayı Samsun gerçeğiyle buluşturmak çok kolay olmaz. Evet. Evet, iki aylık bir süre var. Anlattığınız şekliyle ehliyetlilerin direksiyona, ehliyetsizlerin arka koltuklara geçilmesini sağlayacak, evet, bir seçim yapılacağını söylüyorsunuz. Bu seçimin çok şeyi var. Nasıl ikna edeceksin insanları? Şimdi yani bugüne kadar ikna edilemediler de. Valla benim işim ikna etmek, öyle söyleyeyim. Ben 17 yıldır avukatlık yapıyorum Samsun adliyelerinde. Yani mesleki olarak da söyleyebilirim, insan olarak da söyleyebilirim. İnandığım şeyi bıkmadan sonuna kadar savunurum. Bir kere böyle bir inatçı huyum vardır, bir. İkincisi, yani 2,5 yıllık görev süremde de bunu yaptım. Şimdi de adaylık başvurumu yapacağım, yarın adaylığımı açıklıyorum. Ve nefesim yettiğince bir Kuvayi Milliyeci olarak bu ruhla Samsun'un 17 ilçesinde ve merkezde köşe bucak Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını ve kurtuluş reçetesini hızlı bir şekilde anlatmaya talibim. Sabah 6-6.30'dur benim mesaim başlar. Şimdi bir saat geriye çekerim. Hayır, bu tek başına bütün Samsun'a yetmez. Hayır, hayır, hep birlikte örgüt olarak söylüyorum. Yani örgüt, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri şu anda teyakkuzda. Yani hepsi hazırlıklı. Yani olağanüstü tedbirler alıyoruz. Kimlerdir, eğitim aldılar mı bu konuda? Tabii ki bir takım ufak tefek eksiklerimiz var. Onları tamamlıyoruz. Benden sonrası için de onların tamamlanması talimatını verdim. Ama yarından sonra il başkanı değilim. Yani görevimi teslim ediyorum. Ufak tefek dediğim o ayrıntılar var. Onları takviye yapmak zorundayız. Onun dışında en uzak ilçemizden en yakın ilçemize kadar herkes aynı duyarlılık noktasında ve hazır beklemekte. Mesela şeylerde başkanım, bu son zamanlarda özellikle bu seçim tarihi açıklandıktan sonra üye, evet, kayıtlarında ilçeler bazında baktığınızda artma, bir talep, bir yoğunluğu söz konusu mu? Tabii üye artışı var. Yani şu ilçemizde daha yoğun artış var. Genel demek anlamda, çok genel değil ama tabii üye talepleri var. Ama diğer part, ben genel şeye de mukayese ediyorum. Yani insanları siyasetten de soğuttular. Yani insanlar aman buna ait demesinler, başıma bir sıkıntı gelir diye hakikaten bir siyasi partinin etkinliğine katılmaktan korkan haline geldiler. Açık söylüyorum. Yani gazeteler yazamaz hale geldi, efendim televizyondan söylemez hale geldi. Ajitasyon almış başını gitmiş. Yani devlet eliyle bazen provokasyon yapılıyor. Bunları görüyoruz. Dolayısıyla yani bu karanlık tablonun tersine çevrilmesi için de bir şey yapmak lazım. İnsan olarak yapmak lazım. Sadece siyaseten değil. Ben bir yurttaşım. Yani bu ülkenin namuslu, temiz, dürüst yurttaşlarından biri olarak kendimi görüyorum. Babam Çarşamba Belediyesi'nden emekli, memur emeklisi. Ne yaptım? Azmettik, çalıştık, hukuk fakültesini okuduk. Bürom belli yerinde. Yani ülkenin de bu şekilde yönetilmesini arzu ediyorum. Yani dürüstlükten uzak bir noktada mıyız? Samimiyetten uzak bir noktada mıyız? Bugün bir arkadaşım söyledi, gönderdi mesaj. Bakın. Sizle de paylaşayım. İçişleri Bakanlığı tarafından bir mesaj cep telefonlarına, belki şu anda bizi izleyen vatandaşlarımızın televizyon telefonuna da gelmiştir bu. Aynen okuyorum. Kendisini devlet büyüklerimizin özel kalem müdürü, danışmanı gibi unvanlar kullanarak tanıtan ve menfaat temin etmek isteyenlere aldanmayın diyor İçişleri Bakanlığı. Şimdi hangi ülkede olabilir? Şu hale bakar mısınız ya? Biri bakanlığın özel kalem müdürüyüm diye beni aldatacak ve bakanlık beni uyarıyor. Bu ülkeyi bu hale kim getirdi? Bu ülkeyi yönetenler getirdi, bakın. Hollanda'da böyle bir şey olabilir mi? Adama gülerler. Fransa'da kontör, böyle bir şey olabilir mi? Kontör dolandırıcılığı da buna benziyor. İşte onun gibi profesörler dolandırıldı bu ülkede. Aman kanmayın diye. Niye? Adam bakın dürüst, namuslu bir yurttaş. Diyor ki sizi savcı, polis diye arayan biri varsa sakın ona aldanmayın. Savcılar sizden para istemez. Peki niye kaptırıyor insanlar bu kadar savcıyım diyenlere, polisim diyenlere para? Çünkü biliyor ki birçok namuslu, dürüst insan bir kulp takılarak cezaevine gönderiliyor. Bunu bildiği için
korku içerisinde, panik içerisinde para vermeyi tercih ediyor insanlar. Yani ben böyle bir ülkenin ferdi olarak yaşamaktan gerçekten eziliyorum ve üzülüyorum. Böyle değildik biz. Eksik yanlarımız vardı bakın parlamenter demokraside. Yani bir 80'li yıllara bakın. Darbeler gördük, şunu gördük, bunu gördük filan ama aşılmayacak sorunumuz da yoktu. Yine o dönemin sözlerinden biri demokrasilerde çare tükenmez. Ama maalesef demokrasiye hiç inanmayan insanların elinde ülke bu noktaya geldi. Demokrasiye inandıklarını düşünmüyorum. Demokrasi eşittir sandık diye düşünüyorlar. Sandık ve kendilerine hizmet etmeyen sandığı da tanımıyorlar. 7 Haziran seçimlerini tanımadıkları gibi. 7 Haziran seçimlerinden sonra milleti oyaladıkları ve ülkeyi yeniden 1 Kasım'da seçime sürükledikleri gibi demokrasiye inanmıyorlar. Yani oradan düşmemek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Biliyorlar ki düştüklerinde başına çok şey gelecek. Başkanım ama bak ben bir saplama yapmak istiyorum. Evet. Şimdi mesela Samsun'da işsizlik oranı fazla. Evet. Şimdi Sayın Valimiz de yayına geldiğinde Samsun'un ihracat gelirleri Türkiye bazına baksa 400-500 milyon dolarken bunun 2023 hedeflerini 2 milyar dolar gibi olacak ifadesini kullanıyorlar. Dolayısıyla yani bu yatırım yerlerinin açılması ve yeni yatırımların gelmesiyle olacak. Şimdi sizler birer milletvekili adayı olacaksınız. Belki 10 gün sonra aday olacaksınız. Samsun bu gelişimiyle ilgili projeleriniz var mı? Yani bu oy başa türlü alınmaz. Yani evet. Siz sokaktaki gençlerden siyaseti böyle okumasını bekleyemezsiniz. Evet. Bu oyun onların geleceğine ilişkin söylemlerle de alınması lazım. Evet. Bununla ilgili bilgi, birikim, yoğunluk, o çalışan dediğiniz şey sizlerde şu anda mevcut mu? Yani istatistiklere göre Samsun'da aşağı yukarı sadece geçen senenin gibi yer aldığı 400 bine yakın kişi icralık. Yani neredeyse her aileden bir kişi, neredeyse değil her aileden bir kişiden fazla icralık var, işsizlik var. İcralık var, insanlar hacizlikte haciz durumundalar. Onun dışında iki üniversite bitirmiş gençler işsiz. O gençlere dönelim. Yani istihdam alanı yok, fabrika açmamışsın. 15 yıldır milyonlarca dolar şeye gömmüşsün, 150 milyon lira. Efendim milletten fotokopi almışsın, kimlik fotokopisi, tersane yaptıracağım diye insanları kandırmışsın ve hala insanların yüzüne baka baka siyaset yapıyorsun. Bir fabrika açılmadı. Yani Bakan Kavağa geliyor, Adalet Bakanı. Benim vatandaşım cezaevi açılacak diye alkışlıyor. Yani keşke fabrika açsalardı da onu alkışlasaydınız dedim ben de. Maalesef bu kadar işler acısı durumdayız. İntihar edenler var. Bakın intihar vakaları araştırılsın. Samsun'la ilgili projelerimiz şunlar. Biz zaman zaman bunu kamuoyuyla paylaştık. Hatta dedik ki Antep'teki ürün Samsun Limanı aracılığıyla Rusya'ya gidecek taze olarak. Onun ağını anlattık burada konuk milletvekillerimizle. Samsun maalesef hakikaten yani hükümet tarafından üvey evlat muamelesi gören kentlerden bir tanesi. Yani hakikaten Samsun'a kıymışlar. Samsun için hiçbir fedakarlık göstermemişler. Çaba göstermemişler, emek vermemişler. Yani her dönem bakanımız var Samsun'da. Spor bakanı var, sağlık bakanı vardı. Daha önce imar iskan bakanı vardı. Allah aşkına imar iskan bakanı. Samsun'un imar sorunuyla ilgili şunu yaptı dediğiniz ne var? Ne yaptı? Kentsel dönüşümle ilgili bir şey yaptı mı? Sıfır. Hiçbir şey yok. Spor bakanları zamanında küme düştük. Halimiz ortada. Sağlık bakanı zamanında hastanelerin durumunu görüyoruz maalesef. Vezir Köprü'de biz açıklama yaptıktan sonra alel usul. Acele apar topar Sağlık Müdürlüğü orada gezmiş. Ben de gezdim hastaneyi. Bakalım 2018'de nasıl bitirecekler? Yani bunları söylemek lazım, dile getirmek lazım. Yani bu çaresizliği de anlatmak lazım. Yani Samsun halkının sömürülmesi anlamına geliyor bu. Yani sormak istediğim, bu anlamda çok dolu musunuz? Gerçekten yani konuştuğunuz kitleyi... Şimdi bir gün o zaman dosyalarla milletvekili adayı olarak gelirim. Daha iyi olur. Yani onu yapalım bir gün. Tabii. Ve tamamen Samsun üzerine gelelim. Çok güzel. Tabii. Yani şimdi biz sizi il başkanı vesilesi anladığımız için... Genel siyaseti ikinci bölümde konuşacağız. Tabii. Ama başkan milletvekili adayı olursanız Samsun'la ilgili düşünceleri hakikaten öğrenmek isterim. Yani bu yaşananlar Samsun'un kara talihi midir? Yenilebilir mi? Makus talih diyoruz ya. Evet. Yenilebilir. Bana şöyle söyleyeyim. Ben şahsen 38 yaşımda geçen dönem il başkanlığına aday olurken çok büyük bir laf ettim. Aslında belki de etmemem gereken bir laf ama o içimdeki inançla söyledim onu. Dedim ki Mustafa Kemal'in Atatürk'ün Samsun'a çıktığı yaştayım. 38 yaşında Mustafa Kemal buraya geldi. Ve örgüt parti tabanı bana Cumhuriyet Halk Partisi gibi kutsal bir emaneti teslim etti. Ve ikinci dönem yine verdi. Şimdi aynı enerjiyle ve inançla söylüyorum.
Ben sadece tek başıma değil, Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne ve Samsun halkına güveniyorum. Samsun halkının desteğiyle biz Samsun'u her alanda uçuşa geçiririz. Buna herkes inansın. Bunları ikinci bölümde peki konuşalım. Kısa bir reklam arası. Türkiye yeniden seçime gidiyor. Seçimlerin 24 Haziran 2018 pazar günü yapılmasına karar verdik. Nefesler tutuldu. 24 Haziran'a kilitlendik. Milliyetçi Hareket Partisi takdir ve tercih hakkını seçimlerin erken alınmasından yana kullanacaktır. Türkiye'nin kararı ne olacak? En tarafsız, en güvenilir bilgileri ve çarpıcı yorumlarıyla seçimin nabzı TV52'de atacak. Seçim sonuçlarını en tarafsız, en reel ve en hızlı bir şekilde bu ekranlardan aktaracağız. Şimdi seçim diyorlar ya, olacak inşallah. Ve bunları göndereceğiz. İYİ Parti seçime girecek. Sandığa giden süreçte Türkiye'nin ve ordunun seçim ekranı TV52 olacak. Seçim 2018. Etmek. Yükselen sütunlardan fazlası. Çabayla, özveriyle, dikkat ve özenle. Modern mimarisi, hayal ettiğiniz standartlarda sunduğu yaşam kalitesiyle, hayatı dopdolu yaşatacak sosyal donatılarıyla, nesiller boyu güven içinde yaşayacağınız, mavi ile yeşilin dansından bir tutku kırmızısı çıkaran bir değer inşa etmektir. Belde evler, orduya değer. Sizin mutluluğunuz her şeye değer. 0850 360 1452 beldeevler.com.tr. Hurdacı, hurdalar alırım, eskiler alırım, hurdacı. Evet, bu görüntüyü şimdi unutun. Çünkü gelişen teknolojiyle biz de kendimizi yeniledik ve teknolojiye ayak uydurduk. Artık sosyal medya hesaplarımız ve bir telefon kadar uzağınızdayız. Her türlü hurdayı Ordu Geri Dönüşüm olarak adresinizden en hızlı ve sorunsuz şekilde alımını yapıyoruz. Ayrıca doğal gaz dönüşümüne girmiş olan binaların eski kalorifer kazanlarını ve fabrika, depo, hangar gibi yerlerinizin sökümünü uzman ekibimizle ve kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Çöp sanıp atmayın, aile bütçenize katkı sağlayın. Ordu Hurda Geri Dönüşüm. Akın Orhan, adres ve iletişim 0544 947 9804 0542 573 0001. Merkez Atasanayi Sitesi 4. Blok. Şube Kayabaşı 4 Yol Ordu. Yerli ve milli ürünümüz artık Korgan'da. İşini bilen, aracını düşünen Türk Petrol'den alışveriş yapar. Türk Petrolleri, yol, köprü, iş ve aş demek. Türkiye Petrolleri'ne gelin, paranız ülkemizde kalsın. Gücünü kendi topraklarından alan kalite, hizmet, güven ve güç Türkiye Petrolleri'nde. Ayrıca A'dan Z'ye araç temizliği de Türk Petrol'de. Korgan'dan doğan güneş, Türk Petrol. Nartnak Petrol, Korgan. Telefon 0452 671 2115 05 533 495 2905 0542 803 9008 Mertnak 5270@gmail.com. Pelit İnşaat ve Yapı Grubu'ndan Gül İstanbul Evleri Rafine Yaşam Merkezi. Pelit İnşaat ve Yapı Grubu olarak sektörde teknoloji, güven ve gelişime önem veriyoruz. Gül İstanbul Evlerinde hayal ettiğiniz yaşam başlıyor. Özel güvenlikli kapalı otoparkı, çocuk oyun parkı ile İstanbul Ümraniye'de Rafine Yaşam Merkezi inşa ediyoruz. Bölgesinde şimdiden dikkatleri üzerine çeken Gül İstanbul Evlerinde 22 daire ve farklı beklentileri karşılayacak şekilde 1+1, 2+1, 3+1
3+1, 4+1 ve 4+2 seçeneklerine sahipsiniz. Gül İstanbul Evleri, Pelit İnşaat ve Yapı Grubu. Telefon 0216 505 50 52, GSM 0532 244 49 71. İstiklal Mahallesi, Turkuaz Sokak, numara 3, Ümraniye, İstanbul. Canik Dağları'nın zirvesinde yemek mi yemek istediniz? Güleç Izgara sizleri bekliyor. Dünyanın bir numarası Aybastı Perşembe Yaylası Menderesleri'ni seyrederken aynı zevkle Güleç Izgara'dan istediğiniz türden et yiyin. Dört muhteşem ortaklı Güleç Izgara Aybastı Perşembe Yaylası'nda yaylanın kekikleriyle beslenen koyun, kuzu, dana etleriyle lezzetin her çeşitleri Güleç Izgara'da. Temiz hava, temiz suyla, tadı damağınızda kalacak çeşitleriyle muhteşem doğal et. Ballı fındıklı fırın sütlacı, tadı damağınızda kalacak. Gece gündüz 24 saat hizmet eden tek adres Aybastı Perşembe Yaylası Güleç Izgara. Anında hizmet, yeter ki siz adresi bulun. Güleç Izgara. ...94 yıllık ticari deneyim, 60 yıllık Arçelik bayi ve 300 metrekarelik Ordu'nun tek en büyük konsept mağazasıyla Sarıgöller Arçelik. Elden taksit, kefilsiz senetsiz 36 aya varan taksit, peşin alışverişlerde iskonto, tüm kredi kartlarına taksit imkanıyla Sarıgöller Arçelik Yeni Mahalle Garanti Bankası yanında. Türkiye'nin her tarafına ücretsiz teslimat ve montaj imkanıyla bizi 444-5990'dan arayabilirsiniz. Aynı zamanda iPhone marka cep telefonlarında uygun fiyat ve elden taksit imkanı Sarıgöller Arçelik'te. Her haftaya ve her aya özel kampanyalarımızla ilgili 444-5990'dan ya da Yeni Mahalle Garanti Bankası yanında bulunan mağazamızda çayınızı yudumlarken güler yüzlü ve tecrübeli ekibimizden bilgi alabilirsiniz. İnşaat sektöründen son dakika sıcak bir haberimiz var sırada. Bezirganoğlu İnşaat ister yurt dışı ister yurt içi iki kişiyi tatile gönderiyor. Ve üstelik inşaat kalitesinden ödün vermeden, fiyatların üstüne koymadan her daire alana iki kişilik tatil bedava. İster kapalı otoparklı, sessiz, sakin, muhteşem manzarasıyla Selimiye konaklarında, ister denize 50 metre, şehre ve havaalanına 10 dakika mesafedeki Irmak konaklarında, isterseniz bitmiş hale gelen Yeşil Vadi konutlarında, hangisini isterseniz alın. Hem tatil hem ev sahibi olmak. Bizden haber vermesi. Bezirganoğlu İnşaat. Üzerinde bulunmuş olduğumuz yer Kırklareli İmam Pazarı'nın Klas Arsa Ofisi olarak yeni yapmış olduğumuz hobi bahçelerinin tam olarak üzerindeyiz. Bu bölge şu anda elektriği, suyu ve altyapısı şu anda hazır olarak mevcut olan minimumu 300 metrekareden başlayan özel olarak %60 imar alınmış bir bölgedir. E6 ve E5'in Avrupa'dan gelindiğinde Edirne'den sonraki ilk kapısı. Sizleri aşağı yukarı 10 sene öncenin fiyatlarıyla tekrardan buluşturuyoruz ve 300 metrekare %60 imarlı arsa vasfında olan yerlerimizi siz değerli müşterilerimize 25 bin TL'den sunuyoruz. Biz buraya şu anda 2 odalı bir evimizi getirdik. Biz burada şu anda bahçe düzenlememizi yapıyoruz. Biz şu anda buraya bahçe yapıyoruz. Suyla alakalı hiçbir problemimiz yok. Buraya bahçe yapabilirler. İstanbul'dan iş imkanının olduğu bir bölgeden kalkıp 1,5 saatlik bir mesafeye geldiğimiz zaman kendi köyümüze gelmişiz gibi. Bu sefer kendinizi de Klas Hobi Bahçelerinin içinde buluyorsunuz. Evet. İsmim Lütfi Balaban. Aslen Pehlivanköy ilçesi Kumköy doğumluyum. Evet. İmam pazarımızla 1 kilometre aramız. Komşu bir köyümüz. İmam Pazar köyümüz. Tarihi bir köyümüz. Burada devamlı böyle su akıyor. Devamlı, devamlı. Yılın 12 ayı. Yağışların bol olduğu zaman da çok güzel suyumuz gelir. Yazında devamlı barajımızdan, Kayalı Köy Barajı'ndan gelir suyumuz. İğnece Deresi, tarihi eski ismiyle şimdi Kayalı Barajı'ndan salınan bir su. 12 ay devamlı su beslerler. Suyumuz bol. Tatlı su, balığı da güzel. Evet, tatlı su. Görüyorsunuz bak akıyor.
Yazın burada gelip derede oltanı atacaksın. Tatlı suyundan balığını alacaksın, tavanı yapacaksın. Ne kadar güzel burası. Evet. Şimdi hem köy hem şehir bir arada sayılır. Yakın çünkü. Çok yakın, çok yakınız. Hepimiz evet. Köyler olsun, ilçemiz olsun. Kırklar elimizde yakın yani. Bir, çok, yakın. Çok yakınız. Bir kilometre. Yolumuz asfalt. Asfalt, yolumuz asfalt. Asfalt. Yani hepsi, gidip her yıl bak şuraya kadar asfalt. Yapısı da tamam zaten. Tamam, hepsi tamam. Kanalizasyonu var, her şeyi var. Suyu tamam, her şeyi tamam. Suyu, elektriği. Hepsi var, suyu hepsi var abi. Parseller yapılmış, etrafı çevrilmiş. Altyapısı tamamlanmış, elektrik direği hemen yanında, yolun kenarında ve ırmağın yine kenarında. Bu kadar mükemmel bir yer gerçekten. Ben Saniye Öztürk, İmam Pazar köyünde. Bu köyden doğma büyüme ama köyünüze şey... Köyünüze hayran kaldım. Ben ilk defa geldim ama hayran kaldım. O kadar güzel ki. İstanbul'da ikamet ediyoruz ama ayrıca hafta sonları buraya bir ev yaptık kendimize. Ne kadar güzel. Kahvenin orada mavi renkli çıkıp bir ev. İşte fırsat buldukça geliyoruz. Buraya o kadar güzel ki yolun kenarı, bir de ırmağın kenarı. Değil bu ırmakta ya, balık evet. Tuttunuz mu hiç? Çocukluğumuz burada geçti. Neler yapmadık ki? Nasıl, balık var mı peki? Var tabii. Vallahi tabii. Şurada balığın bol. Tut hemen burada ızgaranı yok. Balığımız bol, suyumuz bol, her şeyimiz bol yani. Havası güzel. Sıkıntı yok. Havası güzel, yeşilliği güzel köyümüz. Evet. İster o bir bahçesi yapsın. Her şey yetişiyor yani. Ha şimdi bir özlem var tabii. Geriye dönüş özellikle özlemi var. Özellikle emekliler böyle yerlere mesela çok tercih ediyorlar değil mi? Bizler. Evet. İşte bak yaptık oraya. Spora da çıkıyor musunuz bu yola buraya? Eşime sorun siz onu. Bütün dağ bayır geziyor. Vallahi güzel. Evet, aynen öyle. Aynen temiz öyle. Hava alıyorsun. Aynen sen öyle. De spor yapıyorsun. Aynen öyle vallahi. Doğamız güzeldi gördüğünüz gibi. Her vallahi şey harika. Müthiş bir yer yani. Güzel bir yeri seçmişsiniz. Yani. Gerçekten. 323 metrekareden başlayan hobi bahçeleri, elektriği, suyu, her türlü altyapısı da bitmiş pozisyondadır. Klas Arsa Ofisi olarak şu anda Klas Hobi Bahçelerinin içerisindeyiz. Her bir parselimiz 323 metrekareden başlamak üzere imarlı parsellerimiz. Arsalarımızın tamamını, altyapısı, elektriği, suyu, her türlü imkanları hemen kullanmaya müsait olan, ulaşımla ilgili hiçbir sorunu olmayan, evlerin arasındaki olan, tatil imkanınızı bilene tüm yaz ayını komple burada geçirebileceğiniz bütün parsellerimiz asfalta cephe. Toplam 49 parselimizi sizlere sunuyoruz. 323 metrede başlıyor dedik parsellerimiz. Evet. 25 bin lira dedik. Doğru. Peki ne gibi kolaylık gösteriyorsunuz ve buraya gelecek müşterileri ne zaman getiriyorsunuz? Vatandaşımız alt banttan geçen telefonlardan bizi aradığında o gün araziye evinden alıp arazimizin, parsellerimizin başına kadar müşterimizi getiriyoruz. Burada elinde kaç para peşinatı varsa, faiz, vade farkı, haciz, diğer yerlerimiz gibi tapu masrafı da dahil olmak üzere 1 lira masraf yok. Selamlar. Samsun Konuşuyor programının bu akşamki konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanı Sayın İrfan Akçakır. Televizyonlarını yeniden ilk açanlar için tekrar söylüyorum. Ben Mehmet Aksoy, program arkadaşım Soner Cabbar. Samsun'un sorunlarını konuşuyorduk. Sayın İrfan Akçakır'ın neden aday olduğunu konuşuyorduk. Ankara'da yeterince Samsun'un temsil edilmediğini söylediler. Birinci bölümden kalan birkaç konu vardı. Samsun'un istihdam kaynakları yeterli mi? Veya 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde bu kaynaklara ilave yapılabildi mi? Şimdi zaman zaman Mehmet Bey burada açılışlar yapılıyor. Ne açıldığını bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı geliyor. Başbakanlık zamanında da öyleydi. Gazete manşetlerinde Sayın Başbakan 40 iş yerinin bugün açılışını yaptı diye temsili bir açılış. Samsun'da da bu komedi furyası yaşandı.
Yani hatta en son kongreye geldiğinde yine böyle bir açılış yapıldı. Samsun'a üniversite vaadi vesaire verildi. Fakat ortada bir şey yok. Yani Samsun'da istihdam alanı yok. Var diye iddia ediyorlarsa çıksınlar anlatsınlar. Ama eskiden ne vardı bakın söyleyeyim size. Azot vardı bir sanayi olarak. Ve daha geçenlerde biz 12 Şubat'ta orada bir basın açıklaması yaptık. Daha sonra genel merkezin desteğiyle önünde basın eylemi yaptık, basın toplantısı yaptık. Şeker fabrikası, Samsun'un tarıma dayalı tek sanayi kuruluşu şeker fabrikası. Ona da gözlerini diktiler. Yani Türkiye'deki bütün öz varlıkları maalesef teker teker satıyorlar, demeye dilim varmıyor, peşkeş çekiyorlar. Bakır fabrikaları, sigara bakır fabrikası aynı şekilde sanayi. Yani baktığınız zaman şimdi bunların hepsi artık tüketildi. Yani ne var? Tüketime dayalı bir toplum modeli oluşturuyorlar. AVM'ler açılıyor, yani fabrikalar kapanıyor. Bir kere küçük esnafın durumu zaten bitmiş durumda, bunu görüyoruz. Yani ilk adıma bakın öyle, Atakum'a bakın öyle. Şu çiftlik esnafına bir bakın. Gazi Caddesi'ni bir gezin, hareketli olduğu için söylüyorum. 6 ayda bir dükkan el değiştiriyor iş yeri. Yani insanlar tutunamıyorlar maalesef. Hangi işi yapsam ben evimi geçindirebilirim derdinde Samsunlu. Çünkü çaresiz, ekonominin kötü gidişatını görüyor. Her türlü sıkıntının göbeğinde maalesef sorunlarla baş başa kalmış Samsun halkı görüyoruz. Ticaret merkezi olarak bilinen Çiftlik Caddesi'nden bugün evet, bankalar taşınmaya başladılar. Yani burası Samsun'un kazanan bir bölümüydü. Bu konuda ne diyeceksiniz Çiftlik AVM'ye dönüştürülmesi? Şimdi İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi. Samsun'un İstiklal Caddesi olan Çiftlik Caddesi bizim için en az İstanbul'un İstiklal Caddesi kadar önemli ve özeldir. Hava neden parası verilirdi orada dükkanlara. Neden özeldir? Şimdi ise boş. Hepimizin hatıraları vardır. Oradan yürümüşlüğümüz vardır. Bir havası vardır değil mi? Yani Çiftlik Caddesi'nin. Şimdi ise o dış görünümle ilgili yapılan çalışma da adeta ucube. Onun bir sürü sakıncası var, onu da söyledik. Yanmaya elverişli bir maddeden yapılıyor. Milletin başına ne sıkıntı geleceği belli değil. Ve yine beceriksizliklerinden vatandaşın sırtına maliyetini vurmak pahasına orada bir tadilat yapıyorlar. Onu görüyoruz. Yıllardır sürüyor. Ya öyle. Çiftlik bir kere lojman griliğine hapsedilmiş. Orası cıvıl cıvıl bir yerken maalesef ruhsuz bir psikolojiye hapsedilmiş durumda. Suriyeliler geziyor. Maalesef. Suriyeliler işsiz maalesef bir sürü insan. Yani esnafın durumunu söylüyorum. O kirayı ödeyebilecek. Hangi işi yapacak da o kirayı ödeyecek? Dolayısıyla bolca boş dükkan da görebilirsiniz Çiftlik Caddesi. Hazır şehrin caddelerinde Gülsan'da da bir sorun var. Ona da çok kısa. Biz oradaki dernek başkanını gittik ziyaret ettik. Yani oradaki sanayi esnafının nasıl bir kumpasa getirilmek istendiğini Samsun kamuoyuyla paylaştık. Ortada bir mahkeme kararı varken ben bu mahkeme kararı tanımıyorum diyen bir idareyle karşı karşıyayız. Bu idare hak tanımıyor, hukuk tanımıyor. Yani aldığı kararı hukukun hilafına dayatmayı görev biliyor adeta. Yani o esnafın yanındayız. Yani esnafa evet kenti güzelleştirmek belediyenin görevidir. Kentte bir takım plan değişiklikleri yapabilir. Fakat kamu yararı eğer bunun gerekçesiyse vatandaşın da birazcık yararının gözetilmesi lazım. Esnaf zaten oradan kaldırılmasına karşı değil mi? Değil tabii. Sadece aynı oranda yer istiyorlar, onu bile bulamıyorlar. Yani tabii canım. Dişiyle tırnağıyla bakın. Dişiyle tırnağıyla arttırarak insanlar o dükkanları almışlar. Yani sen bugün o insanların 50 metrekare, 30 metrekare, belki 70-80 metrekare yok dükkanlarını alacaksın ellerinden. Yarısını ancak verebileceksin. Yani bu yazık günah ya. İnsanların kabul etmemesi kadar normal bir şey yok. İstihdama yönelik yatırımlarda teşvik çok önemli bir rol oynuyor. Ama Samsun teşvik kapsamına bir türlü sokulamıyor. Samsun teşvik kapsamına sokulamıyor. Evet, bunu kim savunacak? Parlamentoda milletvekilleri söyleyecekler. Peki bunu söylemek için önce rahatsız olmak lazım bu durumdan. AKP'nin milletvekilleri dut yemiş bülbül gibiler. Samsun meselesi gündeme geldiğinde ağızlarını bıçak açmıyor. Bunu görüyoruz, üzülüyorum. Yani ve vatandaşlara diyorum ki bak her gittiğim yerde sesleniyorum. AKP'ye oy verdiyseniz gidin hesap sorun, yakalarına yapışın. Bakın tarlada kalmış ürününüz, mahsulünüz para etmiyor. Hesabını sorun, alkışlamayın. Oy verme zamanı senin yanına gelip yine seni kandıracaklar. Kanma, seni ikna etmelerine fırsat verme. İşte oyunu boz dediğim benim odur. Bu kumpası bozacak olan da milletin kendisi. Şimdi istihdam alanı yok, fabrika yok.
Yani Çarşamba Ovası, Bafra Ovası Türkiye'nin en güzide ovalarından. Boş geçiyoruz. Yani Sebzali esnafının durumuna bakın, köylünün durumuna bakın. Gidin, içler acısıdır. Ben onları teker teker arkadaşlarımla gezdim. Üreticilerle görüştüm. Esnafla, sebzeli esnafıyla, sebze meyve hali esnafıyla ayrı görüştüm. Yani kronikleşmiş sıkıntıları var. Tarımdan anlamayan bir tarım bakanı var. Doktor değil mi kendisi? Yani sağlıkçı bir tarım bakanı. Yani böyle bir durumda Türkiye, milletin tarım sorunlarına, ülkenin ekonomik sıkıntılarına ve hayvancılıkla ilgili kronikleşmiş sıkıntılarına çözüm bulmaktan aciz bir döneme doğru girdik ve tıkandık. Şöyle bir şey var. Şimdi ben hem il başkanım hem yarından itibaren bir milletvekili adayı bulmuşken sormak istiyorum. Şimdi sayın valimiz buraya geldiğinde biliyorsunuz Samsun Ticaret Odası Büyükşehir bu Cumhurbaşkanımızın yerli otomotiv yapmasını Samsun tahrip oldu. Evet. Ben de sayın valimize sordum. Tahrip olduğunda Samsun'a verecek bir alanımız, yerimiz var mı diye. Kendisi bana havza işaret etti. Ancak ben daha sonra bütün iş adamlarıyla görüştüğümde havzaya böyle bir yatırımcıyı getirmeniz mümkün değil dedi. Evet. Dolayısıyla siz eğer iktidara gelecek olursanız Samsun milletvekili olarak siz Samsun'un gelişimini tarımsal bir alanda mı yoksa bir sanayi alanında mı görüyorsunuz? Veyahut da yeni yerleri kazandırılması için Samsun'un gerçekten böyle bir alanı var mı? Böyle projeleriniz var mı? Şu anda en azından. Şimdi Soner Bey, ovalardan bahsettim. Çarşamba Ovası, Bafra Ovası Türkiye'nin en mümbit bereketli ovalarından. Yani çöp atsanız yeşillenir. Samsun'da özellikle tarıma dayalı sanayinin gelişmesi için fırsat yaratmak zorundayız. Evet, onu da kullanamıyoruz. Yani evet, yani adam kendi fabrikasına şeftaliyi gelip benim Çarşamba'nın Hacılıçay köyünden alıyor. Benim burada bir meyve suyu fabrikam yok. Yani istihdam sahası yaratmak için bir kere ufkunuzun geniş olması lazım. Yani lafta sözde kalmaması lazım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde önce tabii parlamenter demokrasiye geri dönüşümüz gibi bir idealimiz var. Onun dışında Samsun halkının ekonomik olarak kurtuluşuyla ilgili de projelerimiz var. Bu projelerin bir tanesi tarıma dayalı sanayinin önünün açılması için fırsat yaratılması. Bir kere köyleri gezdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Hacizli olmayan, kapısındaki traktörün üzerinde ipotek, haciz olmayan, tarlasında ipotek olmayan köylü yok gibi. Yani bankalara hepsi borçlu. Yani yazın çalışacak, kışın çalışacak, biriktirdiği parayı toplayacak, bankalara götürecek, yatıracak. Bu hale gelmiş köylü. Önce köylüyü, üreticiyi bu sıkıntıdan kurtarmamız lazım. Şimdi, Sayın Genel Başkanımız açıkladı. Bu banka faizlerinin düşürülmesi ve silinmesiyle ilgili. Birinci proje bu. Çiftçiyi, üreticiyi rahatlatacağız. Hayvancılıkla uğraşanları da böyle bugün sana 30 koyun vereceğim. Geçen televizyonda izlemişsinizdir. Kuzu gelmiş. Kuzuları göndermişler. Yazıktır, günahtır ya. Yani insanların emeğiyle dalga geçmektir ya. Yani siz hamuduyla götüreceksiniz paraları bilmem ne adalarına. Vatandaşa 30 koyunu çok göreceksin. 30 tane kuzu göndereceksin. Adam diyor ki adamcağız ben buna ne kadar yem getireceğim. Yani bunu ben satılacak kıvama getirebilmek için şu kadar daha para harcamam lazım diye. Yazık, günah. Yani bu kamburu sırtımızdan atmamız lazım. Derhal silkinmemiz lazım. Bundan kurtulmamız lazım. Şimdi bak, başkanımın bütün bunlarla ilgili konusunu adaylığı kesinleştikten sonra evet, hakikaten yayında konuşalım. Tamam. İstersen birazcık genel siyasete geçelim. Yok, oraya gelmeden evvel. Ama biraz hızlı geçelim bak. Var. Ya, şimdi son bölümümüz çünkü. Hayır, ben sayın başkan. Evet. Buranın siyasetçileri tipiş bülbül diyor da tabii. Yani en azından siyasetçi ya dertlere derman olacak ya tercüman olacak. Evet. Bu ikisinin de yapılmadığını, bu nedenle aday olduğunu söylüyor. Ben onu önemli buldum. Yani milletvekilleri bizim derdimize derman olamayabilir. Derman olmak zor bir iş. Ama tercüman olur, evet, bu da olmuyor. Ama evet, şimdi şey bunu derken sadece o zaman AK Parti milletvekilleri için değil, şu andaki mevcut CHP milletvekilleri tercüman, için aynı şey söylüyor olmak, hayır, tercüman olmak zaten muhalefetin işası. Yani mutlaka. Yani, bak mesela geçen bir eylem vardı. Tercüman olmak iktidarın olabilir ama tercüman olmak muhalefetin. O cevabı alamadım başkanım. Mehmet Bey, fabrika yok dedik. Peki hiçbir şey yapmadı mı bu AKP hükümeti? Geçen 22 Nisan'da yani pazar günü Sinop'ta nükleer karşıtı eylem vardı. Valilik kararıyla o hal bahane edilmek suretiyle bu eylem, bu etkinlik
2-3 yıldır gidiyorduk oraya biz. Yasaklandı ve gidemedik. Burada Mimarlar Odası'nda bir açıklama yaptık. Bir şey yapmıyorlar diyorlarsa işte yapıyor. Nükleer santral yapıyorlar. Ve Karadeniz'in bakın sadece benim derdim mi bu? Yani Çernobil 40 sene önce 30 sene önce bir patlama yaşadı. Hala izlerini Karadeniz halkı taşıyor. Sadece de İtalya'ya kadar etkiledi. Hepsi bölgeyi etkiledi. Hala yaşıyor. İtalya diyorum, Avrupa. Şimdi Karadeniz'in doğal yapısı değişecek. Bakın bağırıyoruz, haykırıyoruz. AKP'ye oy veren, hangi partiye oy verirsen ver. Bakın ölümden seni kimse kurtarmayacak. Çoluk çocuğun ölecek, zehirlenecek. Şeker fabrikalarını kapatıyorlar. GDO'lu şeker yedirecekler sana. Kanser olacaksın. Obezite olacaksın. Karaciğer yağlanması olacaksın. Öleceksin. Samsun limanından atıkları taşıyacak. Öleceksin. Karadeniz'de hamsi yiyemeyeceğiz ya. Bu benim derdim değil ki sadece. Bu hepimizin sorunu. Peki, dolayısıyla üniversite nerede bu şartlar altında? Madem öyle. Üniversite nerede? Yani üniversitenin halkını bilgilendirmiyordu mu? Evet. Üniversite derin uykuda. Ödleri patlıyor. Önemli değil mi bu konu? Korkuyorlar. Bakın, çekiniyorlar. Bize bir şey derler. Bize kul takıyor derler. Hükümete muhalif oldu Samsun Üniversitesi derler diye korku ve panik içerisindeler. Bu nedir? Bilim kurumu özellikle çıkıp bizim yanımızda durmalı. ÇED raporları var ortada. Bu Karadeniz'in çok konuda olmalı. Doğal dengesi değişecek. Bakın soğutma işlemleri Karadeniz'den yapılacak. Bilimsel raporlar diyor ki artık eskisi gibi balık yiyemeyeceksin Karadeniz'den diyor. Sadece Sinop'un sıkıntısı değil bu. Bütün Türkiye'nin ve dünyanın sorunu. Nükleer reaktörler çalışacak ve Türkiye başına ciddi bir sıkıntı alacak. Sonra Etekeköy, bakın çevre değerlerine. Yani Samsun'un havası en kirli ilçelerinden bir tanesi. Başkanım, orası 7000'i buldu. Bakın normal değerler 400 iken 7000'i buldu ki o 7000'de olması gereken kurallardan birisi valinin uyarı yaparak halkın kapıya çıkmamasını sağlaması gereken bir dereceye varmış orası. Evet. Düşün işte, yani orada da üniversiteden bir ses duyamadık. Yani biz bunları anlayamayız. Biz maalesef yaşayan biliyorum. İnsanlarız. Burada evet. Bilimsel veriyi bize kim verecek? Evet. Üniversiteler verecek. 19 Mayıs Üniversitesi maalesef siyaset yapıyor. Bunu zaman zaman söyledim. Çünkü benim açıklamalarıma, ben 19 Mayıs Üniversitesi'nin Samsun'un sorunlarıyla hemhal olması gerektiğini söylediğimde bunu bir yurttaş olarak da söylüyorum. Ancak onlar... Kuruluş amaçları da o zaten. Öyle tabii ki. Yani bilim yapacaksınız, öyle değil mi? Bilim sahasında ben... aynı zamanda mensubuyum da, yani şöyle söyleyeyim, eğitim fakültesi mezunuyum. Yani 19 Mayıs Üniversitesi eğitim fakültesi mezunuyum. Ve logosunda Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini taşıyan üniversitenin mensubu olduğum için de memnunum, mutluyum, gururluyum. Ancak bilim sahasında ismini yazdırmasını istiyorum üniversitemizin. Şimdi çevre kirliliği varken nerede çevre mühendisliği, ne yapıyorlar? Yani rektör ne iş yapıyor? Genel sekreterlik bazen bizim açıklamalarımıza böyle kontra siyasi açıklamalar yapıyor. Gazetelere bakın. Hiç yakışmıyor. Yakışıksız ifadelerle Cumhuriyet Halk Partisi'ni itham eden açıklamalar yapıyorlar. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nün haddine midir Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı işleri tahlil etmek? Eğer ben eleştiriyorsam bana desin ki hayır, ben bilimsel sahada da bunu yaptım. Sinop nükleer santraline biz de karşıyız vesaire gibi konularla bana bilgi versin ya da kamuoyunu aydınlatsın, ama böyle yok. Onun dışında belediyeler, bakın Sinop'taki nükleer santral, buradaki yakıtları Samsun Limanı'ndan atıkları taşınacak deniyor. Bu bir faciaya davet demektir. Bunun sızmaması mümkün değil. Türkiye gibi ülkelerde risk çok büyük. Peki sadece benim sorunum mu bu? Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sorunu değil mi? Atok'un Belediye Başkanı'nın sorunu değil mi? Burada yaşayan binlerce, yüz binlerce yurttaşın sorunu değil mi? Hala Çernobil'in izlerini taşıyoruz biz. Yazıktır, günahtır ya. Yani başka enerji kaynakları da var. Bakın dünyanın kullandığı. Bununla ilgili fizibilite çalışması yapmışız. Yani bizden daha %60 daha eksik durumda olan güneş enerjisinde Almanya reaktörlerini arttırmış, güneş enerjisine yoğunlaşmış. Başka yenilenebilir enerji kaynaklarını bulma arayışı içerisinde. Bizse nükleer santralleri dikiyoruz. Niye biliyor musunuz? Çok tatlı rantlar vardır bu işte. Yani hala zengin edemedikleri iş adamları var. Milletin anasına sövseler de, tamam mı? Himaye ettikleri iş adamları var. Onlara yine kazanç sağlamak adına milletin sağlığını tehlikeye atıyorlar. Sayın Başkan. Açıkçası budur. Evet. Süremiz süratli ilerliyor. Evet. Televizyonlarını yeni açanlar için ben bir kez daha tekrarlıyorum. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Samsun
İl başkanı tanıyanlar birçok kişi tanıyordur mutlak ama tanımayanlar için ben bir kez daha söylemiş olayım. Erken seçim gibi Türkiye'nin gündemine düşen başka bir olay daha oldu. Evet. Ya beklenmedik bir anda Cumhuriyet Halk Partisi 15 milletvekilini İYİ Parti'ye verdi. Bu 80 öncesi bir iktidardan 11 milletvekilinin bakanlık şartıyla transfer edilerek hükümetin düşürülmesini sağlayan Güneş Motel olayıyla kıyaslandı. Bununla benzetilebilir mi? Nedir bugün olan 15 milletvekili İYİ Parti'ye neden gitti? Şimdi maalesef yine en tepe noktadan siyasi ahlaksızlık diye nitelendiği için söylüyorum. Kendi siyasi tarihlerinden haberleri yok. AKP 2001 yılında sanıyorum kuruldu. Parlamento 2002 kuruluşu evet. 2002 yılında parlamentoya girdi. Yani 3 Kasım evet, seçimleriyle. Doğru. 2001 yılı kuruluşu ve o dönemin Fazilet Partisi'nden AKP'ye geçen milletvekilleri var. Şimdi o zaman siyasi ahlak yok muydu? Şimdi isimler söyleyeceğim size. Numan Kurtulmuş nereden geçti? Yok. Saadet Partisi'nden. Sonradan. Nakloldu. Evet. Tuğrul Türkeş MHP'nin genel başkan yardımcısıyken tuttu. Bakanlık olduğu için AKP'ye gitti mi? Gitti. O zaman neredeydi siyasi ahlak? Bunları boş versinler. Bunlar bıraksınlar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran irade tıkanma noktasında olan demokrasinin önünü açmak için böyle bir tedbir almıştır. Yani diyebilirim ki gol oldu. Yani hiç beklemedikleri yerden geldi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin almış olduğu tavır tarih önünde tam yerinde bir tavırdır, yerinde bir uygulamadır. Ve bugün 15 milletvekilimizin demokrasi kahramanı olarak lanse edilmesi de bundan dolayıdır. Ve rahatsız oldular. Yani bu işin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından doğru yapıldığını şundan biliyoruz. Bakanların, başbakanın yüzündeki gergin ifadeye bakın. Yani o günden sonra gerginler. Hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldılar. Şimdi İYİ Parti ülkede kurulmuş onlarca belki yüzlerce partiden bir tanesi. Bir siyasi hareket. Temsil kabiliyeti var mı? Şimdi halkın önünde seçime çıkacak. Samsun'da yapılandılar. Haftaya konuk alacakmışsınız başkanı. Siz söylediniz. Evet. Türkiye'nin her yerinde öyle. 15 milletvekili geçti. Grup oldu ve hazine yardımı yapılacak. Ve önüne bakacak. Yok şimdi, orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Hazine alamaz da şey nedir imzayla Cumhurbaşkanı evet, adayı evet. olmayacak. Doğrudan tabii, adayı gösterilir. Aday gösterilir. Yani bir rahatlama oldu. Bu demokrasinin önünün açılması anlamına geliyor. Fakat demokrasi deyince zaten besmele duymuş şeytan gibi olduklarından rahatsızlar maalesef. Yani bakın bu oyun bozuldu. Bu 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi 24 Haziran seçimlerinin sonucunda belirleyecektir. Açık söyleyeyim. Yani bunun arkasında bir art niyet aramak gerekmez diyorsunuz. Hayır. Bu tamamen demokrasiye katkıdandır. Çünkü muhalefet partisi yani. İkisi de nedir? Diğeri yeni kurulmuş bir parti. Onun yardımına koşmuş gibi bir durumdur diyorsunuz. Evet, yani Güneş Motel olayıyla bağdaştırmak mümkün değil. Ben bir soru sorayım. Tabii, tabii. Şimdi sürekli diyorsunuz ya parlamenter sisteme geçiş yapılacak iktidarımıza diye. Bu kazanırsanız şayet Cumhuriyet Halk Partisi seçimleri kazanır evet. ise hemen mi geçilecek? Geri kurulacak olan 600 vekilden mi bir güvenil alacaksınız? Yoksa bunu bir sürece mi bırakacaksınız? Şimdi Soner Bey demin de yeri geldi. Atlamış olmayalım. Şimdi kendileri için de aslında apar topar bir seçim oldu bu. Yani uyum yasaları deniyor. KHK'larla apar topar gece yarıları yasa çıkartmak zorunda kalıyorlar. Yani mevcut duruma hukuku uydurmaya çalışıyorlar. Bakın onlarca hukuk hatası yapılıyor. Onlarca kanun hatası yapılıyor. Milletin gözünden kaçırılan şeylere bakın. Hiçbir dönemde Türkiye böyle yönetilmedi. Parlamento çatısı altında tartışıldı. Muhakeme edildi. Efendim kamuoyunda tartışıldı. Fakat 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra özellikle olağanüstü hal rejimi bahane edilerek gece yarısı operasyonlarıyla kanun hükmünde kararnamelerle bu anayasal rejime kılıf uydurulmaya çalışılıyor. Yani şu anda insanlar aday olmak için istifa ediyorlar evet. ama Samsun'un kaç vekili olduğu belli değil. Yani ona yani uyarlanacak. 600 milletvekilinden Samsun'a da düşecektir. Evet, ona uyarlanacak. Yani, ne olduğu belli değil. Peki benim sorum da bu o zaman şu anda belli değil. Hı hı. Yani parlamenter sisteme hemen geçiş yapamıyor musunuz? Şimdi seçimler öyle bir model haline geldi ki referandumla birlikte
halka soruldu anayasal değişikliğe. Evet. Vatandaş evet dedi. Yani hayır çıktı ama maalesef manipülasyonla. Ve yani biliyorsunuz sebeplerini. Evet diye açıklandı Yüksek Seçim Kurulu'nda. Yine Türkiye siyasi tarihinde olmayan bir gerekçeyle mühürsüz oylar geçerli sayılmak suretiyle bu açıklandı. Peki yürürlük tarihi bir sonraki genel seçime ertelendi. Şimdi o seçimdeyiz biz. Bu seçimde bu anayasal değişikliğe evet mi hayır mı diyeceğiz? Bu arada uyum yasaları olacaktı. İşte FETÖ darbesi, OHAL temizliği vesaire falan filan derken bugünlere geldik. Ve apar topar bir seçime gidiyoruz. Sadece bizim için değil, AKP için de alelacele bir seçim oldu. Ve uyum yasalarının birçoğu daha çıkmadı. Bakalım daha nasıl yapacaklar? Ve ben seçimde Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazanacak ve derhal onun hukuki sürecini şu andan kestirmek mümkün değil. Derhal yeniden parlamenter sisteme dönüş için hazırlıklara başlayacaktır. Ama peki yeni kurulacak olan hükümet evet. Güvenini nereden alacak? Güveni alacak mı? Yoksa aynen başkan sistemindeki gibi mi bakanlar dışarıdan belirlenecek? Ya onu öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi onunla ilgili o kadar çok eksik var ki. Yani onunla belli ilgili... değil mi yani? Ya, çok eksik var onunla ilgili. Uyum yasalarının oluşması lazım. Birçok yönetmelik var, bunların gelmesi lazım. Şimdi uyum yasaları daha çıkmadı da. Hayır, ondan ilginç bir taraf var. Siz hukukçusunuz. Evet. Seçim güvenliği ile ilgili şöyle bir yasa var. Nedir? Zarfın üzerinde Yüksek Seçim Kurulu'nun filigramı, ilçe seçim kurulunun mühürü ve sandık kurulunun mühürü olacak diye yasa duruyor, halen var. Evet. Şimdi bir yasa daha çıktı. Mühürsüzler de geçerli. Yani birbirinin tersi iki yasa hukukta olabilir mi bu? İşte bunların döneminde oluyor. Hayır yani ben yanlış mı anlıyorum bunu? Çok doğru anlıyorsunuz. Yani halen o yasa duruyor, diyor ki... Şimdi bir KHK ile çıktı. Evet, seçim kanununda var. Var, 36. Onu... maddede galiba. Evet. Şey, filigram ve iki kurulun mühürleri olacak diye madde dururken... Şimdi mühürsüz olan da... İlçe seçim kurulu, yani Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürü ve sandık kurulunun mühürü olur. Evet, sandık kurulunun mühürü olmasa bile geçerli olabilir. Yani iki çizgi yasa. Birbirinin tersi iki yasa var. Mehmet Bey, ben elime mührü alacağım, sandık kurulu. Ben derken örgütüm mührü alacak, o pusulaların hepsine sabah saat 7'de sandık kurulunun mührünü basacak. Ben bu seçimde Samsun'da oy çaldırmayacağım kimseye. Peki sandık kurullarının evet. Başkanlarını siz... belirlemiyorsunuz ki. Bu sene mühür var orada. Aslında sandıkta temsilciniz diyorsun. Tabii canım, mühür var. Tüm sandıklara temsilciyi göndereceksin. Tabii. Mühür var bakın. Mühür var diyor ki, sandık kurulu mühürü olmasa bile geçerli sayılır diyor. Yani Nisan referandumunda hukuksuz bir şekilde ortaya attığı o gerekçeyi şimdi hukuki zemine oturtuyor güya. Ama mühür duruyor. Ve ben kanunsuzluğun önüne geçmek için Cumhuriyet Halk Partisi örgütü o eline mühürü alacak, sabahtan teker teker o pusulaların üzerine yani sandık kurulunun mühürünü basacak. Samsun'un tamamında sandıklarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcileri olacak diyorsunuz. Evet. Peki şu anda belli mi? Bunu listeleri yapabildiniz mi? Herkes öyle diyor. Sayı kaç? Evet. Herkes öyle diyor ama seçim anında birçok sandıkta değişik partilerin temsilcisinin olmadığı da sıkça rastlanan durumlarda. Allah göstermesin. Yani bu tip problemler yaşayanlar oluyor son haftaya kadar. Onun dışında revize edilmeyi bekleyen küçük bir bölüm kaldı. Hmm. 17 ilçemiz var. Bunları yakından takip ediyorum. Sandık kurulu görevi çok önemli. Parti olarak da bunu çok önemsiyoruz. Yani sabahleyin ilk yapılması gereken mühürlenmektir. Yani seçimi kazanır mıyız, kazanmaz mıyız endişesi taşımıyoruz bakın. Seçimi kazanacağımızdan eminiz, hırsız kovalıyoruz. Peki orada şöyle bir durum olacak. Evet. Eğer, şimdi bakın, çok enteresan. Diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri sabahleyin ilk iş olarak, tabii. Eğer başkan hatırlamasa da veya hatırlamak istemese de zarfları mühürleyeceği. Tabii, mühürle. Bak şimdi bir dakika, mühürledi. Tamam. Geldi, açıldı zarflar, içerisinden mühürsüz çıktı. Ne olacak? Orada bir illüzyon yapmış olmaları lazım. Hayır. Diyelim ki ben pusulayı evet. Evden getirdim. Evet. Evden getirdim. Evet. Bana dediler ki oradakini getir geri. Evet. Evden gelende sandık kurulunun mühürü yok. Şimdi o zaman bunu geçersiz mi sayılacak? Şimdi geçerli sayacağını ilan etti ya. Bu yasaya göre geçerli. Tabii, orada şimdi bir kaos ortamı çıkacak. Bir çatışma durumu doğar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bütün sandık kurulu üyelerimiz... bu talimatla mükellef. Hırsız kovalıyoruz, hırsız kovalayacağız.
kim ne yapıyor, kimin eli ayağı durmuyor, kim hangi sandık kurulu görevlisi ne yapıyor, sandık kurulu başkanı acaba başka işler peşinde mi diye işi gücü bırakıp buna bakacağız. Sabah saat 7'den ta ki oyların bitimine kadar. İnsanlara baskı var mı? İnsanların cebine bir şeyler verilmiş mi? Ben dediğim çok somut. Yok anlamadım. Sizin üyeniz tüm zarfları mühürledi. Hukuksuz. Akşam açılınca evet. 20 tane mühürsüz çıktı. Tamam. Ne olacak? Şöyle söyleyeyim. Tabii tutanakla biz bunlara itiraz ederiz. Ancak diyecekler ki. Mühürsüz yani, zarfları geçerliydi. Ama ben bunları sabah mühürledim. İşte o var. Tamam evet. Yani yaptıkları iş tam anlamıyla kanunsuz, hukuksuz. Yani böyle seçim de olmaz, bu şekilde seçime de gidilmez. Peki. Yani olağanüstü hal rejimi altında gitmeyelim, kaldır bunu dedik. Yani 2-3 ay daha uzattılar ve peşine seçim ilan. Sayın Başkan, hazır sandığa gelmişken evet. Nedir? Öneleri, aynı evet. Siteler, aynı apartmanlar, aynı yerde oy kullanıyor. Ha, şimdi değişti şimdi doğru. Niye değişti bu? Evet. Yani neden ihtiyaç duymuş olabilir? Şimdi Machiavellist derler ya böyle, hani hedefe varmak için her şey mübah diye. Demokrasiyi hiçe saymak suretiyle uyguladıkları politika aynen bugün budur. Yani apartmanları karıştırıyorlar. Şimdi ben hangi sitenin nerede oy kullanacağını araştırmak biraz daha zor hale geldi. Fakat bunun da takipçisiyiz. Intranet diye bir sistemimiz var. Intranet, Yüksek Seçim Kurulu'ndan aldığımız bir sistem. TC kimlik numarasıyla ya da ismiyle ben hangi üyenin nerede oy kullandığını, hangi seçmenin nerede olduğunu seçimden önce tahlil edebiliyorum, bakabiliyorum. Dolayısıyla öyle sahte üye, giydirme üye, birçok endişe bize iletiliyor. Hani Suriyeliler var, Iraklılar var, acaba onlara seçmen mi yapacaklar, oy mu kullandıracaklar? Bir tane bile sahte oy kullanılmaması için elimizden geleni yapacağız bakın. Yani... Hayır, ben bunu tam anlayamadım. Şimdi bir seçmen... Evet. Mükerrer oy kullandığında siz bunu tespit edebiliyor musunuz? Bir kere bir kişinin bir tane TC kimlik numarası var. İkinciyi kullanırsa bir başkasının adına. Evet, onu kullanamaz. Ölmüş adamın veya yurt dışındaki birisinin adına kullanamaz mı? Kimlikle gelecek oraya. Hmm. Kimlikle gelecek. Bizim sandık kurulu üyemiz var. Fotoğrafına bakacak. Yani bu derece sahtekarlık yapacaklarsa. Yani 2-2,5 milyon da biliyorsunuz bu E-Devlet üzerinden bir soy bağıyla ilgili bilgi alınabilir hale geldi. O dönemden sonra... Ama yaşıyor görünüyor insanlar. 1860 doğumlu bir teyze yaşıyormuş. İşte dedeler yaşıyor filan. Acaba niye onlara... yaşatıldı bunlar acaba? Vallahi bir film çevirmeye çalıştılar. Ellerinde mi patladı onu da bilmiyorum. Çünkü her şeyi yaparlar. Bunlardan korkulur. Yani endişemiz bu bakın ya. Yani tertemiz seçime gidelim. Yani dürüstçe insanlar kozlarını paylaşsın. Eski günlerdeki gibi. Ama buna izin vermiyorlar. Neden? Bu devranın tersine dönmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü tersine dönerse belediye başkanları da dahil. Bakın hepsi mahkemelerde hesap verecekler. Bugün savcılığa şikayet ediyorum belediye başkanlarını. Efendim Sayıştay rapor vermiş. Yani tam kanunsuzluk var. Savcının dosyayı alıp inceleyip dava açması lazım. Mali idarelerden, İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istiyor, verilmiyor. Dava açıyorum, diyorum ki bu soruşturma izni verilmemesi hukuka aykırıdır diyorum. İdare mahkemesi reddediyor. Ben nereye gideceğim? Yani ben bu millet adına bu hakkı nerede arayacağım? Anayasa Mahkemesi'ne git. Anayasa Mahkemesi'nden iş mi çıkar Allah aşkına? Yani geldiğimiz noktada hakikaten yani o beklentimiz de yerle yeksan. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiğimizde bu defa da Türkiye'yi oraya şikayet etmiş görüntüsü Sayın Akça, veriyoruz. Bu hakikaten evet. Türkiye'nin kanayan yarası haline döndü. Yani Türkiye'de çok yakın bir zamana kadar evet. Şeriatın kestiği parmak acımaz derlerdi. Yani yargı kararı vermişse bu doğrudur. İnsan yani kendini cezayı beğenmese bile hakim böyle demişse böyledir derdi. Ama bugün yargı kararları maalesef çok şiddetli şekilde tartışılıyor. Herkes tartışıyor. Sadece siyasiler değil. Tamamı. Yargıya güven çok zedelendi. Evet. Yani Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cürit'e beyefendi de söyledi. Yani 85 üniversitemiz var ama 85 hukuk profesörümüz yok. Yargıçlarımız iyi değil. Atananlar yeni işte avukatlar derslerine giriyorlar vesaire. Burada hatta şey Erdoğan'la bu yargı paketiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız evet. Abdurrahim Karakoç'un şiirini okurken orada şeye vurgu yaptı. Hakimlerde mi, kanunlarda mı kabahatli olan bir kısma? Siz hukukçu olduğunuz için, ben de bunu çok merak ediyorum. Kabahat,
Hakimlerde mi, kanunlardan mı, ikisinde de mi? Kabahat Türkiye'yi bu hale getirenlerde. Şimdi son iki dönemdir adli yargı hakimleri ve savcıları Beştepe'de, Kaçak Saray'da kura çekmek suretiyle görev yerleri belirleniyor. Bakın, ve geçen daha oldu, partili cumhurbaşkanı, bir siyaseten temsilci, yani siyasi partinin temsilcisi cumhurbaşkanı. O bundan rahatsız değil. Ama ben hakim ve savcı adaylarının kura çekiminde salona girdiğinde bir siyasi parti temsilcisinin ayağa kalkmalarından rahatsızım. Yargı bağımsızlığı adına rahatsızım. Hukukun yerde sürünmesini gördüğüm için rahatsızım. İşte bunlardan rahatsızım. Siyaseten ülkeyi bu hale getirdiler. Düğmesiz yani, cübbelerin önünü birleştirmekte. Maalesef. Yani, devletin düğmesi mi yoktu? Düğme dikmemiş kimsenin karşısında. Bak, siyasete ram olarak yargı görevi ifa edilemez. Yani talimatla, birilerinin verdiği talimatla ya da baskıyla maalesef bu işler yapılamaz. Başka meslek grubuna benzemiyor bakın. Yani başka meslek gruplarında siyasete öyle girmenin ya da siyasetle hemhal olmanın zararları olabilir belki, ama yargı başka bir şey. Yargı hepimizi temsil eden, i̇ki bağımsız şeyde, olması gereken iki şeyde, yargı kurum ve eğitim. Evet, siyasal başlığı evet, zaman evet. O ulusların geleceği olmaz. Evet, evet. Yani tarihin derinliklerinde bazı uluslar var ama bugün torunları, devamları yok. Yargı ve eğitimleri bozuk evet. Oldukları için, madensiz oldukları için. Bakın bir örnek vereyim, eğitim dediniz. Bundan 90 sene önce, 30'lu yıllarda, 20 yılların sonunda Mustafa Kemal kurultay topluyor. Dil kurultayı, dil çalıştayı. Agop Dilaçar, kökeni Türk olmamasına rağmen Atatürk'ün verdiği soyad Dilaçar kendisine. Hala sanıyorum Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bir büstü vardır. Ve çalıştaylarla, fikir alarak, bakın bilmediği alanlarda o donanımını takviye edecek çalışmalarla destekleyerek Türk devrimini inşa ediyor. Bugünse ben TEOG'u beğenmedim diyor. Hiçbir eğitimci çıkıp da Allah aşkına hemen değiştiriyorlar. Öğrencilerin psikolojisi ne olacak, bunu düşünen yok. Sistem değişiyor. Böyle bir rejim olmaz. Bu rejimi ilelebet götüremezsiniz bu sistemi. Bakın insanlar fani. Kanuni Sultan Süleyman'a bile kalmadı bu ülke. 30 yılı aşkın bu ülkede, bu coğrafyada Muhteşem Süleyman adıyla hüküm sürdü ve bir fani olarak canını teslim etti. Yani bugün ülkeyi yönetenler bunları Allah aşkına düşünsünler. Yarın ne olacak? Yani ülkeyi sen böyle bir rejime teslim ettikten sonra ne olacak? Bunun sakıncasını, sıkıntısını bu milletin çocuklarına yaşatıyorlar, yaşatacaklar. Bak, bedel ödeyeceğiz. Ödüyoruz. Nasıl ödüyoruz? Afrin'de ölerek ödüyoruz. Yıllardır PKK terör sorunu çözülemedi, Güneydoğu'da ölerek ödüyoruz. Bakın, şehit oluyoruz. Bunun bedelini biz ödüyoruz. Ekonomik sıkıntıları biz çekiyoruz. Sizin çocuklarınız askere gitmiyor. Çürük raporu alıyorlar, bedelli yapıyorlar. Ama ben il başkanı olduktan bugüne yaklaşık 30 şehit cenazesinde bulundum. Bölgeyi de sayarsak. Yazık, günah değil mi? Bu milletin çocuklarına. Asgari ücretlinin durumu belli. Emeklinin durumu belli. Bugün bir tane amca benim yanıma gelmiş partiye ve kökeninin de Doğru Yol Partili olduğunu söylüyor. Ama iki dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiğini gururla söylüyor. Elinde bir tane ilaç gösterdi bana. Dedi ki, oğlum bu ilaç için benden 70 lira para istediler. Ve tedavi amacıyla gittim hastanede, aldığım hizmetten sonra maaşımdan şu kadar kesinti yapılıyor. Yaşayamıyorum diyor adam. 75 yaşında bir adama bunu söyleten sisteme lanet olsun. Bakın, bunun değişmesi lazım. Sağlık artık paralı evet. Hale gelmeye evet. Başladı. Evet, evet. Yani paranız kadar sağlık alabilirsiniz. Kesintiler evet. Arttı ve devletin sağlık hizmetleri, şehir hastaneleri ayrı bir rezalet. Sama başladı. Tabii. Bu aslında Sayın Bakan Samsunlu. Hı-hı. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kamu hastaneleri evet. İhtiyaca cevap veremez hale getirildi. Az doktorla çalıştıkları için bu sefer ne olacak? Özel sektöre ve paran kadar sağlık alacak. Ticarethane gibi yani. Şimdi ittifaklara geçelim. Geçeceğiz ama bak, o soruyu sen sormadan ben bir birey olarak, ekran izleyen bir birey olarak dikkatimi çeken bir hususu başkanıma önce bir soru olarak yönelttim. Evet. Sevgili başkanım, şimdi gerek ulusal televizyonlarda gerek yerel televizyonlarda İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin yan yana oturduğu konuşmalarda
İYİ Parti il başkanları ya da konuşmacılar hep Meral Hanım'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını kazanacağını ifade ederken hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilileri ya da konuşmacıları orada sessiz kalıyor. Hem bu bilinçli yapılan bir şey mi yoksa o anda bir çatışmaya girmemek için yapılan bir durum mu? Sadece merakımdan öğrenmek istiyorum. Yani onlar hep Meral Hanım'ın aday olacağını ve kazanacağını ifade ederken Cumhuriyet Halk Partileri ya da konuşmacıları sessiz kalıyorlar. Bunun sebebi ne? Yani, sizin dikkatinizi çekti mi bu? İyi Parti bir tane Cumhurbaşkanı olacak. Efendim? Tamam, bir tane Cumhurbaşkanı olacak ama o da benim diyor Meral Akşener. Yani. Cumhuriyet Halk Partililer hayır sen değilsin bizim ama, adayımızdır demiyorlar. Yani onu Meral Hanım değil işte yani konuşmacılar konuşurken söylüyorlar ama hiç Cumhuriyet Halk Partisi itiraz ettiğini duymadım bugüne kadar. Şimdi İYİ Parti'nin genel başkanı Meral Akşener ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu epey zaman önce deklare etti. Evet. Bu net. Yani İYİ Partililerin sürekli Meral Akşener'in ismini söylemesi normal. O derece normal. Orada bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi, şimdi ben beklentiyi bildiğim için söylüyorum. Dünden beri tartışılan bir gelişme var. Yani bugün yarın Cumhuriyet Halk Partisi adayını mutlaka açıklayacak. Dolayısıyla kamuoyunun beklentisi de yerine gelmiş olacak. Bekle gör olayı, bekle gör olayı. Aynen öyle. O çok önemli. Yani şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener değil. Hayır, onu ben bu şekilde Samsun'dan yorumlarsam çok doğru tamam, yapmamış olurum. Ama şeyleri madem oraya girdik, bu kamuoyunda geçen nedir? Uh-huh. Abdüllatif Şener, İlhan Kesici, Abdullah Gül ve Muharrem İnce. Çok kısa olarak bunları bir başkanı olarak değerlendirsiniz. Şeyden başlayalım. Abdullah Gül, ben şahsi olarak isimler üzerinde konuşmanın sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Yani bana göre iyi olan. Yok yok. Bu kesin göre olur olmaz değil. Evet. Bu olabilir. Tabanı siz tanıyorsunuz. Taban adına, kendi adınıza konuşmuyorsunuz. Evet. Yani bunun karşı partisi tabanının Abdullah Gül gibi bir seçeneği yok. Bunu açıklıkla söyleyebilirim. Evet, ben de mesela dün yalandan yere kamuoyunda, sosyal medyada bu tartışıldı. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir aday çıkartıyormuş gibi, bir anlaşma üzereymiş gibi bir spekülasyon yaratıldı. Bu doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurulları da bu konuda bugün açıklama yapmak zorunda kaldı. Böyle bir adayımız yok. Ancak başka bir yapı ama Cumhurbaşkanı çıkarabilir tabii ki. Bence de dışarıdan organize bir aday bu. Yani söz konusu partilerin adayı değil de başkalarının onlara yakıştırdığı bir aday gibi gözüküyor. Olur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bir aday çıkaracak mı? Şimdi sanıyorum yarın ya da ondan sonraki gün Sayın Genel Başkanımız bunu kamuoyuyla paylaşacak. Yani siz şahsen bize, ben sormayacağım. Siz şahsen biliyor musunuz şu an kim olacağını? Bilmiyorum. Yani biliyorum desem. Ama çok yani tahmin edilemeyen bir aday galiba. Şimdi çok çok beğeni alacağını, çok geniş kitleler tarafından desteklediğini söyleniyor ama öyle birisi de saklı olmaz. 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi sürecini dışarıya sızdırmayan Cumhuriyet Halk Partisi genel yönetimini bir kere kutlamak lazım. Bakın. Evet, biz de medya olarak. Yani bu sızmadı dışarıya ve çok sistemli yürüdü. Yani öngöremedik, ben de göremedim. Evet. Oradan ben de kutluyorum. Şimdi de böyle bir çalışma içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi. Yani çok çok ilginç. Mesela sen Cumhurbaşkanımız keşke Yüksek Seçim Kurulu cumartesi günü onayını verseydi de bu duruma 15'lere gerek kalmasaydı deme gereği duydu. Evet. Ki sanırsınız yani çok demokrasi. Hayır, devlet de haberdar olamadı. Evet. Yani tabii kimsenin haberi olmadı. Biz basın olarak işte gol oldu dedim biz ya. Bak, basın olarak eksiklik hissediyorum ben. Niye öngöremedik? Yani göremedik. Yani tahmin ediyorduk falan değil. Hı-hı. Bu birdenbire olmuş bir olay oldu. Evet. Böyle bir şey akla gelmemişti. İyisini bulmak zorundayız. Şimdi Cumhurbaşkanlığı da diyorsunuz. Evet. Aynı gizlilik içerisinde yürüyor ve aynı etkin sonucu getirecek bir aday çıkacak. Bakın, biz bu seçimi kazanmak zorundayız ve kazanacağız. Sadece milletvekili adaylarının ve listenin sağlam olması yetmez. Cumhurbaşkanı adayının da bizi, Türkiye'yi bu badireden atlatacak güçte, kudretli olması gerekiyor. Zaten bu sistemde tamam. Cumhurbaşkanlığını alamadığınız sürece tabii, milletvekili bir almanın bir anlamı yok ki. Tabii. Yani mevcut sistemle bu sistem değişecek. Evet. Yani mevcut arabanın direksiyonuna oturacaksınız, ondan sonra bir kere sistemi geri çevirecek. İki aylık seçim sürecinde Anadolu'nun her köşesinde performans gösterecek bir aday olması lazım.
Türkiye'nin güneydoğusunu hiç saymayın. Türkiye'nin güneydoğusunda ciddi bir potansiyel var. Tayyip Erdoğan oradaki problemi çözümsüz hale getirdi. Adeta kangren haline getirdi, bıraktı. Yani Diyarbakır'daydım 23 Şubat'ta, bir panel için gittik oraya. Diyarbakır halkının gözünde çaresizliği görüyoruz. HDP'ye oy vermiş fakat şu anda neyin ne olacağını bilmiyor. Genel Başkanı cezaevinde. Belediyeye oy vermiş. Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak Diyarbakır Belediye Başkanı cezaevinde. Şu anda orada da böyle muhtaç halde ülkenin bu duruma sürüklenmesinden üzüntü duyan aynı kimliği taşıdığımız yurttaşlarımız var. Etnik kimlikleri farklı olabilir. Kürt kökenli yurttaşlarımız var. Siz yıllarca başkanların cezaevinde olmalarını yadırgıyor musunuz? Şimdi Mehmet Bey, ortada bir suç varsa mahkemeler, işte o bağımsız mahkemeler mutlaka... Cezaevinde olduğuna göre daha siz hukukçusunuz. Varsaya gerek var mı? Var demek ki. İşte bak, Enis Berberoğlu da tutuklu ve hükümlü. Enis Berberoğlu'nun yani biz... Onlar da Enis Berberoğlu gibi... Bilemiyorum onların dosyasını bilmediğim için. Yani teröre bulaşmış bir durumları varsa cezaevlerinde yatarlar. Ama sadece siyaset yaptıkları için, sadece siyaseten bir şeyler söyledikleri için, dokunulmazlıkları oldukları halde bu sıkıntılar başına açıldıysa o da kötü. Bunu bilemiyorum. Hepsinin ayrı ayrı dosyasına bakmak lazım yani. Ancak HDP seçmeni için söylüyorum. Güneydoğu'da yani sudan çıkmış balık gibiler. Yıllarca AKP tarafından kedinin fareyle oynandığı gibi oynanmış onlarla. Yani aşiretler üzerinden bundan 30 sene önce farklı modellerle o bölgeye gidilmiş. Fakat Tayyip Erdoğan'dan sonra adeta farklı yöntemlerle baskı kurularak oy devşirilmiş. Şimdi, fakat referandumda oylar arttı. Onu nasıl yorumlayacaksınız? Hayır yönünde diyorsunuz. Oradaki yok, evet oyları. Şimdi Güneydoğu'da referandumda anayasanın evet, oylamasında oylarda evet, artış vardı. Şimdi bizim referandumdan önce Ankara Esenboğa Havaalanı'nda o sözde Kürdistan bayrağının dalgalandığını hatırlayın. O bayrağı orada dalgalandıran, o bayrağı... Barzani'nin gelişini mi diyorsunuz? Aynen onu tamam, söylüyorum. Barzani Türkiye'ye niye geldi? Kuzey Irak'ta aşiretler arasındaki bağı işletmek ve referandumda evet için hizmet etmek için geldi. Ve bazı bölgelerde başarılı da oldular özellikle. Yani aşiretler bağını kullanmak suretiyle. Tayyip Erdoğan'ın gizli ortağıdır Barzani. Ve Büyük Ortadoğu projesinde Tayyip Erdoğan'ın hangi rolü varsa 3 aşağı 5 yukarı Mesut Barzani'nin de o tarihten gelen, bakarsanız görürsünüz, rolü vardır. Aynı misyonu devam ettiriyorlar. Dolayısıyla referandum öyle bir referandumdu. Şimdi ise açık söylüyorum, Hakkari, Van, Diyarbakır, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak, bölge halkını bildiğim için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi o bölge içinde cesur adımlar atacak ve HDP'ye oy vermiş pişmanlık duyan, AKP'ye oy vermiş ama pişmanlık duyan, ülkenin bugün geldiği noktada tek adam rejimine sürüklenmesinin zararlarını gören feraset sahibi Güneydoğulu seçmenin de oyunu alacaktır. Yani şimdi Barzani geldiği zaman Sayın Erdoğan bir PKK'lıya ağıt olarak yazılan Megri söylendiğinde tamam, bunun yanlış olduğunu ama ondan sonraki politikalarıyla Güneydoğu'yu fethettiklerini ve orayı kazandıklarını söylüyorlar. Kazanamadılar mı diyorsunuz? Güneydoğu'da siz daha etkin mi olursunuz? Tayyip Erdoğan'ın en büyük çekincesi bence bugün Türkiye'nin Güneydoğu'sudur. Yani çünkü oraya söyleyecek başka bir sözü kalmadı. Güneydoğu'ya vaat edilecek her şey vaat edildi. Yani söylenilen her şey çöktü, vaatlerin hepsi. Ve insanlar hakikaten çaresiz durumda hissediyor kendini. Yani yıllardır kronikleşmiş bir sorunu var Türkiye'nin. Kürt sorunu, bunun ismini koymak lazım. Ben bu işi ben çözerim diye iş başına geldiklerinde insanlar umut gördüler, açık söyleyeyim. Ve gittiler peşlerinde. Diyarbakır milletvekili var ya da bölgenin milletvekilleri var, AKP milletvekilleri. Nasıl Samsun'un milletvekilleri buranın sorunuyla ilgilenmiyorsa AKP'nin Samsun milletvekilleri, Diyarbakır'ın AKP'li milletvekili de oranın problemiyle, sorunuyla ilgilenmiyor. Erdoğan mı Kürt sorunu var dedi, siz mi söylüyorsunuz? Hayır, o bölgeye özellikle gittiği zaman ben söylüyorum tabii ki. Yani bu bir realite artık. Türkiye'de bir Kürt sorunu var, bunu aşmamız lazım. Bunu söylemekten çekinmemek lazım. O bölgeye gittiğinde eşi sanıyorum Emine Hanım Siirt'le, değil mi? Evet. Siirt'le özellikle o vurguyu yaparak
ben sizin eniştenizin vurgusu yaparak bölgeye açılmıştır. Yani belki Kürtlerin bir sorunu var diyorsunuz orada. Yani bir terörden, mağduriyetten veya yokluktan, fakirlikten değil de evet, kimlikten kaynaklanan bir sorun olduğunu söylüyor. Bakın Mehmet Bey, kimlikten kaynaklanan bir sorun var. Yıllarca bu mesela insanlar... Mesela nedir o? Kaynaklanan birkaç örnek verin. Yani şimdi OHAL var. Yani OHAL nerede var? Şimdi OHAL var. Bak orada nasıl keskin uygulanıyor onu söyleyeyim. Diyarbakır'da daha düne kadar insanlar düğünlerinde söyledikleri türkülerden dolayı cezaevlerine atılmış. Bunları yaşamışız biz. Düne derken? Düğünlerinde. Ne zaman? Söyledikleri türkülerden dolayı. Ama Kürtçe. Ne zaman? Daha düne kadar. Yani bu sıkıntılar hep yaşanmış. AK Parti iktidarlar döneminde mi? Ondan önce mi? Şimdi bakın, o hal olan bir bölgede. Şu anda Güneydoğu, yani olağanüstü hal şartlarını daha keskin yaşayan bölgelerimizden bir tanesi. Bunu herkes takdir eder. Orada sayısız defa insanlar belki gözaltına alındı. Burada olmayacak şeyler. Orada sırf kimliklerinden dolayı o insanların başına getirildi. Buradan mesela mecliste dün Kürt illeri dedi. Sayın Meclis Başkanı Kahraman düzeltin yoksa dışarı çıkacaksın dedi. O dedi. Bu bir realitedir dedi. Evet. Bunu neyini düzelteceğim? Çoğunluk böyle olduğu için dedim. Bu sefer de başkan kabul etti. Tamam dedi. Buradaki dedi çoğunluk anlamında kullanılmış, evet, çıkarılmasına gerek yoktur. HDP'li milletvekili mi söyledi onu? HDP milletvekili Buldan. Evet. Yani o çok teknik şeylere takılmamak lazım. Şimdi yani orada başkan herhalde... İttifaklara girelim istersen de. İttifak olarak ben... girelim istersen ya. Tamam buyur, zaten süre azaldı. İttifak yapacak mısınız? Şimdi gene buradan, Samsun'dan bu konuda işte kendimi, örgütümü bağlayıcı bir söz söylemem çok doğru olmaz. Ancak şu noktada açık ifade edeyim. Türkiye'yi tek adam rejiminden kurtarmak lazım diye düşünen herkesle ittifak yapmak lazım. Bu artık sağ sol meselesi değil. Tek adam rejimi Türkiye'ye yakışan bir rejim değil. Ben bu dönemi yaşanmamış sayıyorum. AKP'nin 16 yıllık dönemini Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanmamış sayıyorum. Süremiz bitiyormuş, son sözlerinizi Samsun halkına. Bitiyor dedi. Toparlayalım mı, bitiyor mu? Bir tek şey söyleyeyim, evet, sevgili başkanım. O zaman bu şartlarda seçimlerde herkes ilk turda kendi adayıyla girecek zannediyorum. Evet. Değil mi? Evet. Yani evet, böyle öyle görünüyor. Evet. Tamam. Son olarak söyleyeyim. Evet, buyurun. Toparlayalım. Samsun içinde söylüyorum, Türkiye içinde biz kazanacağız. Biz derken bunun içinde Cumhuriyet Halk Partisi yok. Türkiye'yi tek adam rezaletinden kurtaracağım, kurtarmak lazım diyen halk kitleleri var. Bunun içinde AKP'ye oy vermiş insanlar da var, yurttaşlar da var, MHP'ye oy vermiş yurttaşlarımız da var. Devlet Bahçeli'nin bugün teslimiyet içerisinde olduğunu görüyorlar maalesef. Dolayısıyla 24 Haziran son çare ve Türkiye normalleşecek, normalleşmesi gerekiyor. Bakın bir platformda siyasiler bir araya bile gelemiyorlar. Türkiye'nin normalleşmesi için bunların hepsinin olması gerekiyor. Biz çaba harcıyoruz. Bir yurttaş bilinciyle bunu yapıyoruz. Siyaseten de söylüyoruz. Ve ben Cumhuriyet Halk Partisi Samsun milletvekilliğine adaylığımı işte bu duyarlılığı taşıdığım için, Mustafa Kemal'in bana vasiyetini bildiğim, özümsediğim için bunu yapıyorum. Ve Samsun için çalışmaya adayım ve talibim. Samsun'un Ankara'da bir avukatı olsun sloganıyla çıktım. Bakın Samsun'un avukatı yok Ankara'da. Ve ben Samsun halkının bütün hakkının, hukukunun müdafaası için gereğini yapacak olduğuma inandığım için, bu inanç noktasında olduğum için bu kararlılıkla yarın saat 15'te Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanlığı'nda aday adaylığımı açıklıyorum. Tüm Samsunlu yurttaşlarımı da Samsun İl Başkanlığımıza bekliyorum. Biz kazanacağız. Biz derken Türkiye'nin kurtuluşuna inanmış herkesi kastediyorum. Sözün evet, bittiği yerdeyiz. Evet, konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanı Sayın Tufan Akçagözlü. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ben teşekkür ederim. Bir başka Samsun Konuşuyor programında görüşmek üzere. Esen kalın. Evet.